Efendim 24 Şubat Pazartesi haftanın ilk iş günde saatler bugün bir kez daha 14'ü gösterdi. Canlı yayınımız Pınar Akarsu ile 2'den 4'e başlamış bulunmakta. Her zaman olduğu gibi herkese selamlar, sevgiler, saygılar dileklerimizi ileterek bugün de başlamış olalım efendim canlı yayınımıza. Konuklarımı takdim edeceğim. Özellikle yine önemli konulardan bir tanesine değineceğiz aslında. Maalesef ki sürekli depremlerle karşı karşıyayız. Hep söylüyoruz Türkiye'nin bir gerçeği var ama bakalım İstanbul'da da son durum neler? Bunların bilgisini alacağız. Türkiye'nin deprem gerçeğini konuşacağız. Kentsel dönüşüm ve mimari ne durumda? Dernek faaliyetleri neler? İstanbul olası depreme ne kadar hazır efendim? Sorularımızın cevaplarını alacağız. Canlı yayın konuklarımızı hemen aktaralım. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar sevgili Anıl Halis Akar bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de gayet iyiyiz. Ve Konut Birlik Genel Başkanı, Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Suat Benli de bizimle birlikte. Suat Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız teşekkür Suat ederiz. Bey? Teşekkür ederiz. Sağ olun Pınar Hanım. Gayet iyi görünüyorsunuz. Bugün bol bol sohbet etmiş olacağız. İnşallah. Tabii soracağımız birçok soru var. Az önce başlıkları da söyledim. WhatsApp hattımızı da hemen hatırlatalım. 0552 301 0303'ten de bizlere mesajlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. Sevgili Anıl, seni tanıyarak bir başlayalım istiyoruz. Sonrasında evet. Suat Bey'e de sözü vereceğim. Suat Bey'i de tanımak istiyoruz. Bir tanıyarak başlayalım, sonrasında sorularımıza devam edelim. Afyonluyum. 2007 yılında yüksek öğrenime devam etmem için, etmek için, üniversite hayatıma merhaba demek için gurbete düştük diye başlayalım. İstanbul'a gittim 2007 yılında. Mimarlık eğitimi aldım Haliç Üniversitesi'nde, sonrasında master'ımı tamamladım. Şimdi Yakın Doğu Üniversitesi'nde doktora çalışmalarımı devam ediyorum. Aynı zamanda Kadıköy Belediyesi'nde yüksek mimar olarak görev almaktayım. Mimarlar Odası'nda 1. Kent Şube Temsilciliği'nde, Anadolu Şube Temsilciliği'nde yönetim kurulunda görev alıyorum. Son iki dönemdir de Suat Başkanımızın önderliğinde Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği'nde görev yapmaktayım. Aynı zamanda haftada bir radyo programımız var. Afyongül FM'de yayınlanıyor. Çok fazlasıyla yoğunsun evet, aslında. Evet. Sevgili Anıl Halis Akar biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sevgili İsmail Akar ve sevgili Fatma ablacığımın bir tanecik oğulları. O yüzden kendisini aslında yakinen tanıyoruz. Çok da keyif aldık. İstanbul'dan da geldin. Bu arada kırmadın geldin, işlerin yoğunda. Çok teşekkür ediyorum bizim sana. Bizim için büyük keyif. Çok sağ ol, ayağına sağlık. Gün FM'de de yine yayınların da var bu arada, değil mi? Evet, her hafta çarşamba günleri saat 17.30'da Yüksek Mimar Cem Gözgör'le birlikte bir program gerçekleştiriyoruz. Ortaya Karışık diye 2 yıl aştı. Maşallah. Evet, 2 yıl aştı. Hani iyi de bir tepki aldık dinleyicilerden. Zaten radyo çocukluğumdan beri mecburen içerisinde olmam gereken bir süreç benim için. Hani geçtiğimiz dönemlerde şeydi, haftalarda bir tweet attım. Dünya Radyocular Günü'ydü. Evet. Ona yönelik hani Afyon'da herkes bir kardeşim var benim. Elektrik elektronik mühendisi Gülgün Akar. İki kardeş diyebilir. Biz aslında üç kardeşiz. Afyon Günefen benim üçüncü kardeşim. Sevgili İsmail abiden dolayı herhalde değil mi? Sonrasında selam gönderelim İsmail abiye, Fatma ablaya, Gülgün'e selam göndermiş olalım. 2009'dan sonra da Fatma Akar'ın bir şekilde yönetiminde görev almasıyla farklı bir çığır açtı. Afyon Günefen artık Afyon Karahisar'ı bağına basmış oldu. Hani bizim ailemizden çıkıp Afyon'un ailesi durumuna geldi. Ben de bir de o aile üyelerinden tabii, bir tanesiyim. Geçtiğimiz yıllarda hala da öylesi. Evet, şimdi Afyon Günefem'den. Benim yine Afyon Karahisar'da vazgeçemeyeceğim kısımlar arasında yer alıyor Günefem'de. Bütün çalışma arkadaşlarımıza selam göndermiş olalım. Tabii bunlara değinelim istiyorum aslında. Evet. Radyo kısmını da konuşalım istiyorum. Eski radyo kökenli olan birisi olarak da özellikle konuşmak istiyorum. Fakat biraz sonra önemli konulara da değineceğiz. En son artık o kısma da geçelim istiyorum. Buradan Gün FM personeline de selam göndermiş olduk. Ve sevgili Suat Benli, aslında takdim ettim sizi ama bir de sizin ağzınızdan dinlemek isteriz Suat Benli'yi. Evet, ben de Şuhut doğumluyum. Şuhut Afyon doğumluyum. Yaklaşık 78 yılından sonra üniversite hayatı için ben de şehir dışına çıktım. 80 yılında bankacı oldum. Yaklaşık 9 yıl bankanın sendikasında sendika başkanlığı yaptım. Bölge başkanıydım, Marmara Bölge Başkanı. Daha sonra banka personeline konut üretebilme için, konut sahibi yapabilme için Konut Birlik isimli Türkiye'nin ilk kurulan kooperatif birliğine üye oldum. Ve orada bir proje geliştirdik. Yaklaşık 600'ün üzerinde personeli konut sahibi yaptık 2 yılda İstanbul şartlarında. Ve konut birlikten teklif aldım.
hani bizde yönetici olur musun diye. 87 yılından sonra da yaklaşık 14 yıl Konut Birlik'te başkan yardımcılığı yaptım. Evet. Yaklaşık 14 yıldır da genel başkanlığını yürütüyorum. Peki efendim. Yaklaşık iki dönemdir, yani 5 yıldır yılda Şuhut Kültür Dayanışma Derneği genel başkanıyım. Hı hı. İstanbul'daki Şuhutluları temsil eden bir dernek. Hı hı. Bu da büyük bir özveriyle derneğin çalışmalarını hemşerilerimizle birlikte yürütüyoruz. Peki efendim, soracağız biraz sonra bol bol soruları size de. Aslında son zamanlarda kooperatiflere ilgi de azaldı. Bunların bir sebeplerini de dinlemek isteriz sizden. Öncesinde ben şeyle başlamak istiyorum. Şimdi kentsel dönüşüme değineceğiz. Evet. Fakat ülkedeki mimarlık mesleğinin artıları ve eksileri neler aslında? Bir onunla başlayalım, bir giriş yapalım istiyorum. Kesinlikle. Aslında her meslek dalında olduğu gibi mimarlık mesleğinin de kendi içerisinde belli başlı artıları ve dezavantajları, evet, var. Evet. Hani son yaşanan, işte her yıl binlerce mimar mezun oluyor aslında, hı-hı, üniversitelerden, hı-hı, ve bunlara yönelik işsizlik has safhada. Maalesef. Şimdi mevcutta çalışan, piyasada çalışan mimarlara yönelik, hı hı, ekonomik şartlardan dolayı, işte belli yönetmeliklerden dolayı, sıkıntılarından dolayı bir sıkıntılar, hı hı, yaşamakta. Hı hı. Kamuda çalışan mimarların da kendi başlarına yönelik kadro vesaire şu bu sıkıntıları var. Evet. Bunların aslında tabii ki mimarların da bunları kendi içerisinde öz eleştiri yapıp değerlendirerek bir nevi genel politika halinde çözmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Hı hı. Şimdi yüzlerce, binlerce mimar mezun ediyorsunuz. Hı hı. Ama onları istihdam sağlayacak bir portföyünüz, bir planınız yok. İş sahanız yok. Hı hı. Doğal olarak da böyle sıkıntılar ortaya çıkmış oluyor. Hani buradan da mezun olacak ya da mesleğe adım atacak mimarlara böyle olumsuz bir tablo çizmeyelim. Evet, çünkü mimarlık, evet, çok keyifli bir meslek. Şey, evet. Mekan yaratma sanatıdır, hayallerini üretme sanatıdır. Detaylı bir meslek. Bir tabii ki, yani, tabii ki. İsteyerek, severek yapılması, hı-hı, gereken bir meslektir. Her mesleğin olduğu gibi mimarlığın da belli başları sorunları vardır ama, hı-hı, mimarlığı isteyerek, severek, direnerek yapacak insanlar her şeyin olduğu gibi onun üstesinden gelecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki şimdi kentsel dönüşüme neden ihtiyaç duyuluyor aslında? Son zamanlarda sıkça duyuyoruz bu konuyu da. Ve yaşanan işte maalesef ki depremler var. Manisa depremiyle önce bir başladık. Sonra Elazığ'da büyük bir deprem oldu. Ardından Ankara'da, tekrar Manisa. Derken bu şekilde ilerledi. En son İran'da, evet, gerçekleşen 5 ve üzerinde bir deprem yaşandı ve Van'da da 9 sanırım son dakika bilgilerini sen de aynı şeyi söyledin. Van'da da 9 vatandaşımız hayatını kaybetti maalesef ki. Ulusumuza da başsağlığı dileyelim. Aynen, diliyoruz. Allah sabır versin yakınlarına, geçmiş olsun. Türkiye'nin bir deprem gerçeği var maalesef ki, Allah beterinden korusun hep söylüyoruz ama şimdi bu deprem gerçeğiyle de yaşamak zorundayız ama tedbirlerimizi de almak zorundayız tabii ki. Bir de o durum var. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Şimdi bu İstanbul depreminden sonra aslında insanlar bir nebze daha deprem, evet, gündemini ortaya çıkarmış, hı-hı, oldu ama İstanbul'da aslında başladı. Eylül'de İstanbul'da, evet, başladı ama deprem, hı-hı, artık bir doğa olayı. Hani bunu, hı-hı, hayatımızın bir parçası, bunu kabul ederek hayatımızı buna göre planlamamız, hı-hı, gerekiyor. Ama biz maalesef hani böyle başımıza bir bela gelmeden ders çıkarmayız. Hani toplum olarak bunu böyle yorumluyorum ben. Bir de ondan sonra unutuyoruz mesela. Oluyor, kesinlikle, biz onu unutuyoruz. Evet, tedbir alalım diyoruz. Unutuyoruz ve sonra tekrar deprem olduğunda aklımıza geliyor. Kesinlikle. Hani İstanbul depremi Eylül'de gerçekleşti ama şu Şubat ayındayız. Bu alan sürede hala daha böyle, hı-hı, elle tutulur bir çalışmalar gerçekleştirilmiş değil. Hani buna yönelik, hı-hı, tabii ki bir plan çalışmaları, hı-hı, gerçekleşiyor, hı-hı, ama bunu biz seneler önce planlayıp uygulamaya geçirmemiz lazımdı. Ama şimdi maalesef yeni yeni dersler çıkarıyoruz. Hı-hı. Şimdi bugünkü daha düne gelmiş olan depremi konuşacak olursak, İran sınırında gerçekleşen bir deprem bizim Van'da, ülkemizde, evet, Van'ı vurabiliyor. Hı-hı. Hani artık şeyi de geçti bu işlerin. Elazığ'da meydana gelen, bundan bir ay önce de, hı-hı, gelen depremde ben şans eseri Afyon'daydım. Hı-hı. Afyon'da daha hissettik o depremi. Evet, evet. Şimdi İzmir'de deprem olunca İstanbul'da depremi hissediyorsunuz. Hı-hı. Yani bu fay hatları artık kırılganmaya, aktifleşmeye, evet, başladı. Evet. Şimdi mutlaka bir eninde sonunda bu depremle biz yüz yüze geleceğiz. Hı-hı. Buna yönelik bir plan ortaya çıkarmamız lazım ve bu plana yönelik bir uygulamaya geçmemiz, hı-hı, lazım. Bir an önce hani biz bütün ülkedeki sorunları bir kenara bırakıp acilen bir depreme yönelik bir çalışma gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi tabii hep bir İstanbul'dan bahsediliyor. Evet, İstanbul'da tabii ki
vazgeçilmez şehirlerimizden bir tanesi İstanbul ve birçok insan yaşıyor. Milyonlarca insan yaşıyor İstanbul'da. Fakat bir de Afyon'u da vurabilecek bir deprem kesinlikle. Riski de var yani. Şimdi geçmişte yaşadık biz. Dinar depremi yaşadık, evet, 95'te. Evet. Sultan Dağı depremi yaşadık geçmişte. Bunlar yakın geçmiş. Hani bunlar 30 yıl, 50 yıl önce yaşanan depremler değil. Buna yönelik de Afyon'da da biz çalışmalar yapmak zorundayız. Ama hani söz gelmişken söyleyeyim, bununla ilgili AFAD İl Müdürü, hani takip ediyorum ben sosyal medyadan, yerel basından, güzel çalışmalar yapıyor. Hatta sizin geçen hafta yayınınızdaydı, pazartesi günü. Bir jeofizik mühendisiyle birlikte yanılmıyorsam bilgilendirici, depreme yönelik afet bilincini yerine getirici programlar yapıyor. Tabii AFAD üstüne düşen görevi yapıyor ama bir de diğer kamu görevlilerinin, toplumun ve basının da yapması lazım. Bunu şimdi Afyon'da da biz yarın deprem olacakmış gibi bir an önce hazırlık yapmalıyız. Tam anlamıyla hazırlıklı olmamız lazım. Kesinlikle. Geçtiğimiz programlarda da bahsettik. AKÜ'den Deprem Araştırma Merkezi Müdürümüz de geldi, Çağlar Hoca. Ve 31 tane aktif fay hattının Afyonkarahisar'dan geçtiğine değindi. Tabii ki. İşte Erkmen, ben tabii böyle tabiri caizse felaket tellallığı yapmıyorum tabii. Kimseyi korkutmak, endişelendirmek değil amacımız ama bir gerçeğimiz var ve Afyonkarahisar'da da bu doğal süreç yaşanacak. Erkmen fay hattının aktif olduğu, mesela sonrasında Uydukent merkez üssü olabileceğini hocamız da söyledi, dile getirdi. AFAD ekipleriyle burada program yapıyoruz. İşte 112'ciler buraya geldiler, yaptık. Bütün herkes aslında tedbirli ve artık depreme hazır olduğunu söylüyor ama binalar olarak ne kadar i̇şte hazırız? Evet, en büyük sorun bu. Buyurun. Zaten. Şimdi deprem gerçeği var ama depremle ilgili bir politika yok doğruya bakarsak. Bunun hem merkezi yönetim anlamında hem yerel yönetimler anlamında maalesef İstanbul'da hissedilen ana şeyi o Gölcük, İzmit olan depremde, 99 depreminde, bugüne 21 yıl geçti. Ama maalesef güzel bir adım atıldı, göründü bu kentsel dönüşüm diye. Bunun hayata geçmesi çok cılız kaldı. Belediye yetkilisi olarak Talis Bey teknik anlatır gerçi. Fikirtepe'de komple bir dönüşüm diye başladı ama kaç yıl oldu yanılmıyorsam 10 yılı geçti. Yani normal şeyin %20 kapasitesinde bir dönüşüm olabildi. Yani maalesef bunu hem halkı bilinçlendirme anlamında şeyde fena değil işte. AFAD güzel, eski oranla Elazığ'da gördük, güzel çalışıyor. İyi hazırlıklar tabii, bunlar depremden sonrası için fena değil ama deprem olmadan ya da konutların hızlı bir dönüşümün sağlanması önemli. Özellikle büyük şehirlerde. Her yerel yönetim bunda işte destek olmalı, merkezi yönetim destek olmalı. Bir politika biçiminde uygulanmalı. Tek elden, tek şeyden, kanaldan. Anca böyle yürür. Yoksa hani söylenenlerin birçoğu maalesef şeyde kalıyor, yani kağıt üzerinde kalıyor, söyleniyor. Halkımız da çok maalesef ki hızlı unutuyor. Bir şey yaşayınca... araştırmayı, sormayı, bir şeyden şikayetçi olduğumuzu çok belirtmiyoruz halk olarak da çok tabii, fazlasıyla. Tabii. Yani zaten şimdi hele büyük şehirlerde çok haberlerde de biliyorsunuz çıktı. Yani yapacak bir şeyim yok diyor. Artık işi diyor ki nasip diyor, hani olursa da ne yapalım diyor. Evet. Hani çok hasarlı, hatta mühürlenmiş binalarda oturanlar var yani. Evet. Çünkü şey yok, yani barınma şeyiyle ilgili bir politika yok, şey yok. Hani bunu zorunlu... Çünkü evinden çıkarsa sokakta kalmış olacak. Tabii yani şimdi küçük yerlerde bir gidecek yer bulabiliyor, akraba buluyorsun da büyük şehirlerde bu da zor. Evet. Maalesef. Kesinlikle. Yani bu konuda en önemli şey çok hızlı biçimde bilinçlendirilip insanların, hani teknik anlamda da bizim insanlar neticede çok böyle şey değil. Hani istediği anda birçok şeyi başarabilen bir ülkeyiz, milletiz. Yani iyi anlatılır, iyi de destek olunursa, mesela ben kendim bile kendi binamızı değiştirelim dedik, dönüştürelim dedik. Yani bir kişi, iki kişi, ya ben yapamıyorum, işte kredi kullanamam, ödeyemem dedi mi, iş kalıyor. Genel bir politika olsa, bununla ilgili bir çözüm, bir şey olsa, diyelim o ödeyemeyene tamam doğrudur,
zorla kimseye bir şey yaptıramazsın ama devlet sahip çıksa, bir şey olsa, kredi bulsa, verilse, sonra ödese gibi. Yani belli çözüm şeyleri bulunmalı ve hızla bu uygulanmalı. Bak 20 yıl geçti, bir adım, bir şey yok. Afyon'da Dinar depremi oldu, işte Sultan'da oldu. Çalışma olarak bakarsan hem yerel yönetim bazında hem şeyde fazla da bir hazırlık yok, şey yok. Ha, deprem sonrası için işte kurtarma eskiye oranla çok güzel çalışıyor. AFAD, AKUT vesaire. Ama öncesinde ama bir öncesi için lazım. Yani maksat bunu yaşamadan en hafif şeyle atlatabilme olmalı. Onda bile bazı endişeler var. Özellikle İstanbul üzerine gelirsek. İstanbul'da Allah korusun olası bir yakın depremde. Ki bekleniyor. Bekleniyor ki. 72 saat çok önemli. Evet. İlk 72 saatte hadi depremden çıktınız hani sağ kurtuldunuz. 72 saatte ne yapacaksınız? Ekmek nasıl gelecek? Su nasıl gelecek? Yaşamsal faaliyetlerinizi nasıl yürüteceksiniz? Şimdi yollar zaten keşmekeş İstanbul trafiğinde şu anki vaziyete bakıldığımızda. Acil toplanma alanlarını mesela izliyoruz. Şimdi yeni ilan edildi acil toplanma. Evet. Düşünebiliyor musunuz? 2020'deyiz. Evet. Daha geçen ay ilan edildi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından acil toplanma. O da yeterli merkezleri. Değil. İstanbul'a göre yeterli değil yani. Ki değil. Çok büyük bir şehir dediğimiz. Tabii tabii. Yani 16-17 milyondan bahsediliyor. O kargaşada neler olacak? Yani ulaşımın mesela %100 yani ulaşmanın hemen hemen kilitleneceği düşünülüyor. Evet. Hiçbir yere yani ulaşma olanağı olmayacak. Ne ambulans olarak ne kurtarma ekibi belki. Yani öyle büyük sıkıntı var. Bunun bir an önce yani ki yapılan yerler var. Benim bildiğim, duyduğum, ben de kent kooperatifçisi olduğum için bazı şeyler de var. Dönüşüm şeyi fena değil ama İstanbul açısından baktı mı çok yetersiz. Yani %10'a bile tekabül etmiyor. Kesinlikle. Yani böyle bakarsak hani çalışma yok gibi. Bunu çok seri, hızlı bir biçimde. Tamam ülke kaynakları belli bir düzeyde veya yeterli değil. Her şey oraya yatırılamıyor ama bunu bir politika olarak uygulansa 20 yıl oldu. Yani biz zaten her şeyin 2 yılda olsun demiyoruz. Şimdi bunu 20 yıl önce gerçekten başlatmış olsa şimdi %80'i bence tamamlanmış olurdu. Çoğu da eski bina. Bir de değil mi? Sen tabii, daha tabii. Yani şu an %60'ı, %70'i, %80'i yani şu an için daha onu bile tespit edemiyorsunuz. Düşünsenize mesela şu an yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde kaç bina riskli, kaç bina riskli değil bunun bir verisi yok elimizde. Şimdi Elazığ'da yapışan son depremde daha yeni tamamlandı. Kaç bina riskli, hani boşaltılması gerekli vesaire diye süzgeçler daha yeni geldi Veriler Bakanlık tarafından. Şimdi yeni ona yönelik projeler gelişecek. Biz bunu daha önceden yapmalıydık ki şu ana hazırlıklı olalım. Yani bakıyoruz orada Elazığ'daki depremde yakın zamanda. Şimdi 4 tane yan yana bina bitişikle değil ayrık nizam yapılmış. Ortadaki bina yıkılıyor. O iki binaya hiçbir şey olmuyor. Şimdi bu tamamen o beton kalitesinden hani tabii ki aynı fay hattında her iki binada. Tamamen beton kalitesinden kaynaklanan bir... Ama daha sağlam olduğu için değil tabii mi? Tabii ki diğerleri şey ayakta kalıyor ama bunun denetimi yok. Herhangi bir şeyde vatandaş da Suat Bey'in söylediği gibi barınma ihtiyacından dolayı gelip denetim yapılmasını çok istekli değil. Ama sonuçları da böyle ağır oluyor. Bunu hem toplumun hem de kamu kurumlarının ortaklaşa bir düzeyde gerçekleştirmesi, bir politika ile yürütmesi gerekiyor. Hem vatandaş bazı yerlerden feragat edecek, devlet de. Buna yönelik bir politika hazırlayacak. Yani Elazığ'da yaşanan depremde dere yatağında bir bina var. Belli şimdi şu an ismi aklıma gelmedi. Bir apartman. Hani çok meşhur oldu o apartman. Sürsür mahallesindeki bir apartman. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi o dere yatağındaki o kadar o katı nasıl veriyorsun? Ben buna anlam veremiyorum yani. O Elazığ Belediye Başkanı o fotoğrafı İmar Müdürlüğü'nün odasının karşısına yapıştırmalı. Ki bundan sonra onayladığı projeleri o binaya bakarak izin versin. Hani tabii bunları yerel yönetim çok önemli. Mesela 99 depreminden sonra bu bahsettiğimiz 20 yılda belli kurallar konuldu. Sözde işte şunlara dikkat edilecek inşaatta işte kat anlamında olsun, evet, beton yani belli kalitesi. Kat sayısında kalacaktık. Ama yani %90 buna gene uyulmuyor. Mesela uzunca zamandır benim bildiğim tüm binalarda otopark zorunluluğu var. Ama bunu hemen hemen %10'u bile uygulamıyor. Doğru.
Bunu bir şekilde belediyelere harç vesaire şeyler ödeyerek bu şeyden yani imtina ediyor. Yani şeyler çıktı, denetim büroları çıktı. Bürolara hiçbir sözüm yok. Biz de her şeyin usulünce, kuralınca olmasını isteriz. Denetimin çok faydalı olduğuna inanırız. Ama denetim büroları da maalesef ki genelde şeklen çalışıyorlar. Yani sadece onay kurumu gibi, yani bir rapor için çalışan bir kurum. Gerçek denetim, gerçek şey yapan var. Bunları şimdi bunlara da hepsini şey yapamayız ama genelini anlatıyorum. Maalesef buna da tam uyulmuyor. Burada yani işte yerel yönetimlere demin bahsetti ya belediye başkanı şeyi asmalı diye. O ruhsat verenlere, zemin şeyine mutlaka mesela artık bu zorunlu diye biliyorum ama belediyelerde zemin etüdü mutlaka zorunlu olmalı. Nereye ne yapılıyorsa önce zeminine bak kardeşim. Bu zemine göre bina ruhsatı verilmeli. Nasıl bir bina şey olacaksa o zemin nasıl bir bina istiyorsa ona göre yapılmalı. Yani iki katlı olması gerekiyorsa iki katlı değil mi? Tabii tabii. Yani onlar bunu planlarda zaten belli oluyor ama şimdi Suat Başkan'ın söylemek istediği şey hani zemin etüdüne göre diyor bina yapısını. Hani planda beş katlı olsa dahi eğer diyor zeminde bir oynama ya da bir sıkıntı varsa üç katı indir onu. Ama daha daha asıl önemli olan bir nokta daha var. Köylerde zemin etüt raporu da almadan yapıyoruz o kerpiç evleri. Şimdi hiçbir plan, proje vesaire... Proje de olmuyor zaten. Anadolu'nun çok yerinde yok. Van'da yıkılan evlerin hepsi öyle. Hepsi kerpiç ev. Hayatını kaybeden insanların hepsi o kerpiç evde hayatını kaybetti dünkü depremde. Bir sürü hayvan telef oldu orada. Evet evet, Elazığ'da da aynı şekilde. Mesela ulusal basında izlediğimizde de görüyoruz ki işte şehir merkezine bir şekilde yetkililer de gitti işte. Ama köylere yardım gitmesinde mesela sıkıntı yaşandı. Bu köylüler yardım alamadı. Hayvanları telef oldu. Kendileri sokakta yattılar ve henüz ellerine o dönemde yani depremden sonra hemen hiçbir şey ulaşmadığını aslında barınacak yerlerinin de olmadığını dile getirdiler, ifade ettiler. Ve en çok zarar gören aslında köylüler olmuş oldu. İşte hazırlığımız yok derken onu ifade etmeye çalıştım. Hala da mesela çadırlarla belli bir şekilde barınma ihtiyacını sağlar duruma geldik yani bu devirde. Acilen onları konteynerlarla vesairelerle bir şekilde oraya bir konteyner kentin kurulması gerekiyordu. Ama son zamanlarda işte bakan yanlış hatırlamıyorsam bir 10-15 gün orada kaldı Çevre ve Şehircilik Bakanı. Bunları organize etti diye düşünüyorum. Umarım düzelmiştir oradaki son gelen şeyler İnşallah. Çok iç açıcı değil ama umarım o konteyner kentler bir an önce kurulmuştur. Hani kış şu soğuk şartları hani çadırlarda. Doğu bölgelerinden bahsediyoruz şu an daha ciddi soğuklar tabii, var. Afyon'da bile ciddi soğuk oluyor. Biz onu hissediyoruz. Doğu bölgeleri daha ciddi soğuk. Bir an önce bunların çünkü apar topar da olsa hemen çözülmesi gerekiyor. Peki devam edeceğiz sohbetimize. Müsaadenizle kısa bir ara verelim. Tabii. Efendim kısa bir ara veriyoruz. İkinci bölümde tekrar buradayız. Efendim kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimize ikinci bölümümüze devam ediyoruz. Konuklarımızı bir kez daha takdim edeyim sizlere. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar sevgili Anıl Halis Akar dedik ve Konut Birlik Genel Başkanı Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Suat Benli konuğumuz oldular efendim. İkinci bölümümüzde de devam ediyoruz. Türkiye'nin deprem gerçeğinden aslında bahsediyoruz. Afyonkarahisar'da kentsel dönüşüm uygulamaları nasıl aslında, sıkıntılar var mı? Bunları soracağız ve tabii ki daha da önemlisi İstanbul. Yaşanacak olan, beklenen aslında tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul depremi var. İstanbul depreminde kentsel dönüşüm oranı nedir aslında? Binalar hazır mı? Bir de bu kentsel dönüşümden anlamamız gereken ne aslında bizim? İşte şimdi onu dinlemek istiyorum senden. İlk ben onu paylaşmak istiyorum aslında. Kentsel dönüşüm deyince genelde toplumda şöyle bir algı var. Bir bina yıkılıp yeniden yapılıyor işte belli bir parselde. O kentsel dönüşüme girdi diye düşünülüyor ama kentsel dönüşüm o değil. Kentsel dönüşüm dolatı alanlarıyla ada bazında büyük planlar ve mahallenin hani kaba tabirle söyleyeyim mahallenin belli bir kısmının dönüşüme uğramasıyla içerisinde o planların yapılmasında donatı alanları yani kamuya terk edilecek okul, park, yol, işte resmi dairelerin oluşabileceği
planların, alanların oluşturduğu projelerdir kentsel dönüşüm projeleri. Yani bina bazlı değişimler kentsel dönüşüm projesi değildir. Öncelikle bunun bir altını çizmek istiyorum. Genel olarak bakacak olursak da maalesef Türkiye'de kentsel dönüşüm doğru bir uygulama yok. Hani Avrupa'daki örneklere baktığımızda, çünkü hep az önceki bahsettiğim olay algılanıyor kentsel dönüşümden dediğimizde de. Buna yönelik işte binam yıkılsın, 5 katım var. 7 kat verilsin. İşte müteahhit girsin. Kesinlikle Suat işte, Bey, bir o kısmı bir de düşünülüyor hep Anılcım. Yani şey, yıkılsın 10, işte 2 dairem varsa 5 daire. Evet, olsun. Aynı metrekareyi ben alayım, işte 4 katta müteahhit alsın, binamı yapsın, ben de oturayım. Şimdi bu kentsel dönüşüm bu demek değil. Kentsel dönüşüm az önceki belirttiğim kriterlere uyacak bir proje biçimidir. Bu tarz diğer olaylar bina bazlı değişime gider. Hani toplum olarak da bu bakış açısından çıkmamız gerektiği düşünüyorum ben aslında. Tabii. Hani çünkü hep böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. İşte bilgi kirliliğimiz var, bilmiyoruz çünkü. Kesinlikle. Araştırmıyoruz, sormuyoruz evet. Ya da. Ben binamı diyor yıkıp yeniden yapamıyorum. Şimdi planlar gereği yapabiliyorsunuz aslında ama şimdi müteahhit girmediği zaman ben diyor binamı yapamıyorum. Müteahhit de kar paylarından dolayı her binaya dönüşüm sağlamıyor. Bu da böyle bilgi kirliliklerine yol açıyor. İnsanların da bakış açısını bu nevzede değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü her şey işte maddiyata, işte şuraya buraya çıkaldı diye şimdi. Evet, evet. Can sağlığı hani deprem tehlikesiyle karşı karşıya diyoruz. Türkiye beşik gibi olmuş. Her yerden sallantı haberleri geliyor. Her yerden deprem haberleri geliyor. Böyle durumdayken hani artık biz de birazcık bazı şeylerden fedakarlık edip doğru dönüşüme yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Elimizi taşın altına koymamız lazım. Dönüşümde yerel yönetimler, halk, gerekirse muhtarlık, aynı şeyin ahalisinin dediği gibi en önemli şey buradaki bu paydaşların birleşip gerçek ciddi projelerle dönüşümü sağlaması. Yoksa binayı değiştirmek değil. Ki zaten birazcık dönüşümden bunu anladığımız için insanlar sadece binasına kat verilirse o dönüşüme giriyor. Müteahhit o fazla verilen katları veriyorlar. Anca böyle giriyor, girmek istiyor. Hani cebinden para harcamayı istemiyor. Şunu demiyor ki hani mevcut diyelim evi 200 bin TL misal, tabii bunlar örnekleme. Yeni yapılsa 400 olacak. Yani kendi gene rant da sağlıyor. Ama o 200'lük evin yerine hani 50 daha 100 daha verip 400'lük eve sahip olmayı istemiyor. Hiçbir şey benden çıkmasın diyor. Şimdi son dönemde gördüğümüz var, lafınızı bölüyorum. Ulusal basında izlemiştir herkes de diye düşünüyorum. İstanbul'daydı sanırım, evet, bir daire komple bina yıkıldı. İşte oradakiler binaya bakıyorlardı üzgün gözlerle. Tabii doğal olarak işte anıları, emekleri, her şeyleri var. Birikimlerinin hepsi karşılarında yıkılıyor. Ve kiraya çıkacağız dediler. Yani bekleyecekler. Çünkü yapamaz. Yapması için ya kendi bir şekilde bir ortaya para koyacak. Ama ortaya para koyması için de tabii Türkiye'nin şartlarını düşündüğümüzde emekliyse nasıl koyacak? Şimdi yapsın asker diyoruz, fedakarlık olsun, göstersin de diyoruz olacak, da. Evet. Şimdi Türkiye şartlarında artık o paraları ödemek çok güç. O kredilerde şimdi düşmeye başladı aslında. Biraz inşaat piyasasını şu ara bir canlandırmaya çalıştı ama yine fazla o işçi, emekli kesimini düşündüğümüzde tüm dönüşümü sağlaması imkansız gibi duruyor. Ama maalesef öyle bir sıkıntılar karşılıyor. Şimdi o evi yapmak için Suat Bey'in söylediği gibi ya Anadolu'ya gidecek. Şimdi İstanbul'da da her yerde gidip kalamayacak. Evet, bir de o durum şimdi, var. Kira zaten, kiralar da çok pahalı. Çok pahalı. Tabii İstanbul'dan şimdi bahsediyoruz. Bir de İstanbul şartlarında daha da pahalı. Şimdi Türkiye'de kentçilik üzerine çok değerli hocalarımız vardı. Evet. Bizim bu işe başladığımız dönemde 30 sene önce yaklaşık. Rahmetli Profesör Cevat Geraylar, Ruşen Keleş hocamız, kent kooperatifçiliği üzerine Türk Kent Başkanımız vardı daha önce, Konut Birlik Başkanı Oğuz Soy'dan. Şimdi bunların daha önceki tüm bu çalışmaları, işte bu bahsettiğimiz dönüşümleri çok iyi yapacak plan ve ellerinde veriler vardı.
Eskiden biliyorsunuz TOKİ vardı, halen var ama şu anda TOKİ sadece işte belli yörelerde o da kısıtlı sayıda şey üretiyor. Biliyorsunuz buraya da mesela 500 konut diyelim, 5000 kişi başvuruyor, kura vesaire. Daha önce TOKİ kredi veriyordu kooperatiflere, birliklere. Mesela bu kooperatifçiliği biraz sonra konuşacağız. Mesela bir öldüren bu. Mesela şimdi mesela şöyle geriye baktığımız zaman hatırlıyorum ben de, yani çocukluğumuzda da olsa şimdi duymuyorum ama bir kooperatiften ev işte satın alınıyordu. Aynen. Şimdi aynen. Duymuyoruz. Yazlıklar şimdi, bile vardı evet, o zaman kooperatif evet. Biraz daha girdik. Büyük şehirlerde hele %90 ben bir dönem Gölcük'te görev yaptım. Hı hı. Gölcük'te askeri bir bölge, asker kökenli çok. Mesela %70'i halkın kooperatif yoluyla konut sahibi olmuştur. %70'i abartısız. Büyük şehirlerde de biz mesela konut birlik olarak Halkalı'da Halkalı çöplüğünün olduğu dönemde başladık bir de. O meşhur bir çöplük vardı, sonra kaldırıldı. 3000 konut yaptık. Ama bu demin bahsettiğimiz kent kooperatifçiliği yoluyla. Çarşısı vardı, bildiğimiz alışveriş merkezi vardı, dükkanlar, ne bileyim cami, okul, park. Spor yerleri, bu sosyal tabii PTT'si. Yani oradan çıkmadan misal biraz o dönemde ilk projeyi yaptığımızda da şehre bayağı uzaktı. Hani mesela gece gitmeye korkulurdu o bölgeye. Şimdi biraz daha şehir içinde kaldı. Çok müthiş böyle lüks konutlar yapıldı. Çok değerlendi o yöre. Buradaki mesela bu kentsel dönüşüm gibi yapıldı. Yani sıfır ama dört dörtlük bir kent kooperatifçiliği uygulandı. Yıllar geçti. Orada şimdi dönüşümü düşünüyorlar. Ama her insan şöyle bakıyor. Dönüşüm deyince birazcık uygulanamama şeyi de o. Bilmiyorum şey daha iyi bilir. O Fikirtepe'de de yaşandığını ben biliyorum birkaç örneği. Diyelim bir evi var, bir dairesi var. Herkes bir daire yerine mesela 3 tane daire istiyor. Orada mesela 3000 konut var. Herkes 3 tane alsa 9000 konut eder. 9000'de müteahhit kendine şey yapsa en az %50 alacak. 18.000. Şimdi burada böyle bir şey yapabilme olanağı yok ki teknik olarak. Bir parantez açmak istiyorum oraya. Şöyle de bir sıkıntı yaşandı Fikirtepe'de. Şimdi yerel yönetim bir nevi diskalifiye edildi. Bir mahalle düşünün, atıyorum Afyon üzerinde örnek vermek gerekirse Afyon üzerinde. Dumlupınar Mahallesi'nde bir dönüşüm gerçekleştiriyorsunuz ama Afyon Belediyesi'nin yetkisi yok. Hani böyle bir sıkıntı da yaşandı. Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi eliyle yapılmış bir planlar. Şu an Fikirtepe Mahallesi Kadıköy sınırları içerisinde ama Kadıköy Belediyesi'nin Fikirtepe'ye müdahale yetkisi yok. Bahsettiğiniz olayların bir ana nedenlerinden bir tanesi bu, çünkü planlar yerelden genele gider. Hani bahsettik az önce işte çalıştaylar yapılacak, muhtarlar, halk bir araya gelecek. Tabii. İlk kurum belediyeye sunacak. Tüm paydaşların belediye, işte, o şeyde söz sahibi olması lazım. Şehir ve bakanlığa gitmesi lazım derken tepeden gelip uygulamaya sokulunca planlar bu nevi sıkıntılar yaşandı. Orada da bahsedilen bazı 3-5 müteahhitin 3 daire vereyim, 5 daire vereyim sıkıntılarından doğan işte farklı talepleri oldu oradaki vatandaşın. Birazcık da toplumsal seviyesi, eğitim seviyesi düşük bir mahallemizdi. Böyle sıkıntılara neden oldu. Bir çıkmaza girmiş oldu. Hala daha orada İstanbul'un göbeğinde çadırda yaşıyor. Şimdi Elazığ vesaireyi konuştuk ya. Belli başlı bazı politikalardan dolayı maalesef hani bazen eleştirmek de gerekiyor. Bu politikalardan dolayı İstanbul'un göbeğinde bir mahallede insanlar çadırda yaşıyor. Yani bu kabul edilebilir bir şey. Bir de bu Fikirtepe'de yapılan yeni binalarda o veren insanların işte bu bahsettiğimiz birliktelik, o sözleşmede tüm paydaşların bir araya gelip anlaşma şeyi tam uygulanmadığı için şahısla direkt müteahhit karşı karşıya bırakılmış ve benim bildiğim yaklaşık en az 5 mağdur biliyorum. Diyelim 4 daire bir dükkan demiş.
aynı 4 daire bir dükkanı bana farklı da 4 kişiye daha satılmış. Yani bunun hukuken de çözme artık olanağı yok. Hangi birine ne vereceğin, yeni bir şey yapabilme, yeni konut üretme durumunda yok. Yani böyle işte en önemli şey bizde kuralsızlık çok fazla. Yani halk olarak da olan kurala da uymuyoruz. O an mesela menfaatimiz neyse birçok insan buna bakıyor. Hani ben bir daire fazla alayım diyor. Ne bileyim falan diyor. Ya güzel yapılsın işte sağlam olsuna bakmıyor. Halen daha yani dönüşüm olacak varsa ya sen şeyine bak işte mesela sosyal şeyim de olsun bu yörede. Hani gidip uğrayacağım bir kafesi olsun, o olsun, bu olsun diye düşüneceğine yani bir kent zihniyetiyle bakmıyor. Evet. Kendi yaşam şeyini bakıyor. Sadece o yaşayacağı daire olarak bakıyor. Bir de herkes bu işe soyunmuş bir dönem. Belli bir dönem böyle inşaat firyasında büyük bir artış bilen, geldi. Bilen bilmeyen herkes. Şimdi evet. Herkes müteahhit oldu. Önümüzde karşılaşıyoruz böyle teknik kar insanların çok. Dışında. Kar çok tabii. Ya, eczacı müteahhit oldu. Ya kasap var tanıdığım bildiğim. Müteahhit olan hani bunu böyle şey almak anlamında söylemiyorum bize da. Bize kızacaklar yani, ama gerçekten öyle. Maalesef yani. Böyle. Herkes, hani işi bilen ve bilmeyen herkes evet, bu işi. Ben gidip et kesemem. Hani evet, şey yapamam ya da bir ilaç teslim edemem. Ama doktorlar var ya ameliyat edemem kimseye. Şimdi, ama bütün yatırımı yapacak insanlar, parasını değerlendirmek insanlar bu işe girdi. Filmciler bile var ya bildiğim. Yani evet, bu bir dizi var hatta belli bir dönem meşhur oldu, ismini de vereyim. Kurtlar Vadisi diye bir dizi vardı. O dizinin yapım şirketi dahi inşaat işine girdi. Fikirtepe'de bütün şeyi batırdı. Şu an bıraktı o insanları mağdur vaziyette. Eyvah. Bir de mağdur olarak. Tabii. Şimdi para kazanç çok yüksek konut şeyinde. Ve uzunca süre şimdi biraz daha bildiğimce bu kooperatif şeyinden bağıntılı diyorum. Çok böyle durgunlaştı. Hani olan konutları satmakta da zorlanıyor. Yapımcılar, o meşhur ağoğulları, şunlar bunlar birçoğu çok mali şeydeler. Hatta yanılmıyorsam destek alıyorlar tabii. Yani şey zor ama öyle bir şey ki bizim işte maalesef genel yani bunu sadece hükümet anlamında demiyorum. Denetim şeyimiz yok. Yani bir kural yok. Yani bir konutu 100-150 milyar bayındırlığın fiyatları var. Normal, lüks, tam aşırı lüks demeyelim. Normal bir şeyin diyelim birim metresi 25 bin lira. Bunu çarpıyorsun, bölüyorsun 200 milyara mesela bir ev bitebiliyor. Bakıyorsun İstanbul'da 800 milyar, 1 trilyon falan böyle değişik rakamlar. Afyon'da dahi. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Şimdi, Afyon'da mesela bu evler çok pahalı. Çok uçuk bir şey. Evet. Yani 5 katı 6 katı dur demeli bir insan diyecek ki kardeşim nedir %20 kar koyabilirsin anlarım. Yani nasıl sigaraya fiyat koymuşum bunun üstüne satabiliyor mu? Ne bileyim birçok şeyde sağlıkta böyle tamam serbest piyasa ama birçok şeyde özellikle bu barınma vesaire şeyde bir duru olmalı yani bir noktası olmalı. Bunlara bir şey yapmalı insanlar. Mağdur olan birçok insan var aslında. Afyon'da da var. Mesela dediğiniz gibi müteahhitim adı altında işte binalara başlayıp yarım bırakan birçok insan var, da var. Var. Biliyoruz hani büyük de projeler yaptı onların Afyon'un belli başlı yerlerinde. Ama şu an ne aşamada? Kimlerin ne tür paraları kayboldu? İşte şimdi bu zor. Yani şey de yani kooperatifçiliğin ana şeyi de bu yüzden öldü. Birazcık daha şeyi. Bu müteahhitler türedi, yapsatçılar bu türedi. Bu işin kendi iş mekanizmasında denetimi vardı sanırım değil mi? Tabii. Hani... Şimdi, bir dinleyelim mi? Nedir kooperatif? Şöyle diyeyim ben. Şimdi kooperatifler biliyorsunuz ticari bir kuruluş, şirket gibi düşünün normalde. Tek farkı kar amacı gütmez. Küçük birikimlerin bir araya gelerek insanları konut, barınma, bu tabii değişik kooperatifler var. Biz konut üzerine İhtisaslıyız öyle diyeyim. Ama bizim bu kent kooperatifçiliği deyince mesela konutları bitirdikten sonra genelde o yapı kooperatiflerini tüketim kooperatifine dönüştürürüz. Aynı yerde yaşayan insanlara mesela ulaşım sağlamı için kendi işlerinde o kooperatif diyelim birleşirler, otobüs alırlar, şehire servis olarak kullanırlar.
tüketim, kooperatif kurarlar. Onunla temel ihtiyaçları daha ucuza direkt tüketiciden, fabrikalardan kendi içinde eskiden askeriyenin vardı bir şeyi. Tansaş diye isim geliyor. Ne? Orko diye. Kendi üyelerine indirimli ve normal piyasa şeyinden %25-30 düşük şey verirdi, mal verdi. Yani böyle değişik kooperatiflerle de altta konuttan sonra desteklerdi üyeleri, şey yapardı. Halen devam ederdi yani. Şimdi tabii bunların birçoğu öldü. Bunun nedeni de birincisi bu banka kredilerinin çıkması. Şimdi insanlar 3 yıl, 4 yıl bekleyip konut sahibi olmak, işte bir yandan kirasını ödüyor, bir yandan kooperatife para ödeyecek. Zor bir iş. Şimdi banka kredisini alıyor. Hem evini hemen geçiyor, kiradan kurtuluyor. Bir de bankaya 10 yıl vade olduğu için bir de sabit biliyor hani 3 yıl sonra da diyelim bugünkü parayla 2000 ödüyorsa 3 yıl sonra da 2000 ödeyecek. Onun için o daha cazip geliyor. Hemen tapuda alıyor. İki en önemli şey devlet destekli bahsettiğimiz o toplu konut kredileri kesildi. Kooperatiflere, şahıslara veriyordu bunu. Şahıs namına yani kooperatife veriyor ama şeyi borçlandırarak, üyeyi, şahsı borçlandırıyor. Bunlar kesildi. Bunlar kesilince kendi TOKİ, kendi müteahhit gibi şey yapmaya başladı. Bunlar tabii büyük bir şey yarattı bu alanda. Kooperatiflerde sıkıntı yarattı. Kooperatifler, şunu her zaman demişimdir. Ben birlik başkanıyken, yardımcıyken gelirdi bana da. Ben kendim de derdim ya kooperatiflere çok güvenmeyin. Yani her kooperatif böyle şey değildir. Yani buna en önemli birkaç kıstası var. Bunlara bakın. Ruhsatı var mı? Arsa almış mı? İşte belediyeyle projesi hazır mı? Zemin etüdü yaptırmış mı? İşte yani şu var mı, bu var mı? Birçok şey önemli kıstasları var. Başlıkları var. Bunlara dikkat edin. Etmeniz lazım. Yoksa öyle bir dönem oldu ki kooperatiflerde belki %70'e yakın kooperatif dolandırıcılık yaptı. Öyle haberlerde. Yani güven biliyorsunuz müthiş bir güven şeyi bunalımı sarsıldı oldu kooperatiflere karşı. Bunun nedeni de şuydu ama yani tüm yapsatçı dediğimiz müteahhitlerin büyük bölümü kooperatif yoluyla konut üretmeye başladı. Biliyorsunuz belki eskiden, eski dönemde yani 15-20 sene önce kooperatiflere muafiyet vardı, vergi muafiyetleri. Kurumlar vergisi ödemez, halen ödemez bir birlik üyesi ise. Damga vergisi harçlardan tamamen muaftı ilk dönemlerde bizim zamanımızda. Tapuda harç ödemezsin, belediyede harç ödemezsin, her şeyden muaftı. Bu nedenle yapsatçılar, müteahhitler hep 7 kişi bulur, hemen bir kooperatif kurar. Bu muafiyetlerden yararlansın diye. Böyle çok ben bilirim. Yani gene diyelim 40 kişilik yeri 80 tane üye almış. Bu üyeyi bilmek lazım, yapımcıyı bilmek lazım. Kooperatifin yöneticileri çok önemli. Bunları bilmek lazım. Yani şey de bizim bunlara hiç dikkat etmez. Biz kürtüğüne maalesef. Birçok şeyde biliyorsunuz yani hemen hemen her şeylerde, kongrelerde birçok kurum kongre yapar ya da STK'lar özellikle. Bu da bir işletme. Kongrelere kimse katılmak istemez. Zor gelir. Hani gideyim ne aman boş ver işte gönderirler ne karar aldıysa der çoğu. Yani 300 ortaklı bir kooperatif düşünün emin ol 60 kişiyle kongre yapar. 5'te 1. Şimdi 5'te 1'in görüşüyle 300 diğer şeylere şey yolluyorsun. Hani bir karar alıyorsun o kararı yolluyorsun. Yani çok demokratik olmuyor şey olmuyor. Ne zaman haften kendisine bir acıtma gelirse o zaman şey yapıyor insan. Onu da gene kongrede yapmayıp işte değişik yerlerde muhalefet gibi gösteriyor. En önemli şey bu bilince ulaşmalı bizim halkımız. Yani bulunduğu şeylerin mutlaka kongrelerine, şeylerine gidip
Ne oluyor, ne dönüyor, bunları ne bilmeli yani. Bina alırken bile bunlara dikkat etmeden binalar alınıyor. Evet. Tabii. Paralar dedik az önce. Öyle yatırımlar yapılıyorsun ki hani hiçbir araştırıp geliştirip durmadan direkt işte yatırımınızı yapıyorsunuz. Ondan sonra bir bakmışsın işte evin yıkım kararı da çıkabiliyor. Ya. İşte yıkıp yeniden yapamıyorsun. Tabii. Riskli de çıkabilir. Benim gazeteci arkadaşım var. Böyle ulusal bir gazetede İstanbul'da. Aynı apartmanda oturuyoruz. Bunların kendi arasında böyle o gazeteci grubu hatta bir de bir kooperatif kurdular. Bir yer aldılar falan Esenyurt tarafında. Kaç sene oldu? 10 seneyi geçti. Ne oldu? Binalar bitti. Ama kimse oturamıyor, giremiyor. Neden? Niye? Diyelim 1000 konut yapılmış. 1000 konutun işte 500'ü müteahhitinmiş. 500'ü bunların. Ama bunların 500 değil diyelim 900 tane üyesi varmış. Hangi birine neyi verecek? Kaldılar bayağı 10 senedir. Büyük ihtimalle şey olmayacak. Hatta yıkım kararı almış herhalde belediye. Zemin şey nedeniyle mi ne bir de ruhsat mı yok bir şey. Yani bunu baştan çok böyle incelemek, bilmek, değerlendirmek, sormak. Mesela mutlaka belediyelere gidip insanların ev alırken, şey alırken hani bunun bir belediyeyle problemi var mı? Hani ruhsatı var mı? Ne bileyim kaçak mı bu ev? Nedir? İzin alınmış mı? Ona uygun mu olmuş falan. Sonra ayrıca tapudan mesela. Tapudan da insan gidiyor, ipotekli yer alıyor, haberi yok. Yani özellikle şeylerde dikkat etmesi lazım. Birilerine sorması lazım. Bilmeyebilir de bir insan ama bir bilenle danış falan et usulüne ya da bir kurum neticede tapuya gitsen yanlış bilgi verecek değil sana. Belediyeler bu konuda zaten şeffaf her türlü bilgiyi belgeyi. Tabii mutlaka doğruyu söylemek işte, zorunda zaten. İmar planlarının ne olduğunu söylemek zorunda. Az önce şey söyleyeceğim Suat Bey'in anlattığı örneği asıl neden ne biliyor musunuz sevgili başkan? Asıl neden gazetecinin kooperatif işine girmesi hani az önce konuştuk ya. Gazetecilerde böyle, kooperatif evet, giriyor. Yok çok başarılı asıl, olan var. Mutlaka, mesela, mutlaka vardır ama. Benim birliğe üye bir şey vardı. Magazin gazetecileri. Şu anda onlar da halen. Mesela onlar müthiş Levent'te konut yaptılar. Dört dörtlük. Herkes gıptayla bakıyor. Biz bile hatta ya biz de üye alsaydınız falan dedik. Benim birliğe bağlı bir şeydi. Böyle çok başarılı mali müşavirler. Tam tersi bir de ama şu faydası var kooperatifcilikte aynı meslek grubundan olursa üyeler daha çok sağlıklı. Başarılı oluyorsun. Mesela ben demin ilk bir örneği verirken kendimi daha doğrusu tanıtırken sendikacıyken banka personelini konut yapalım dedik. Hepsi banka personeli. Geliri aynı. Ne bileyim banka bir personeline kredi veriyordu o dönemde konut desteği diye. Tümüne birden verdi. Bir anda mesela her biri için para alıyorsun. Yani üye farklı oldukça şeyi yönetmek de zor oluyor kooperatifi. Yani genelde gelir düzeyi ve şeye aynı olursa meslek grubu daha sağlıklı, daha sağlıklı yürüyor. Peki ev alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor aslında açıkçası. Birazcık böyle tiyoları aldık. Biraz sonra devam edelim istiyorum. Tabii. Bir müsaadenize kısa ara daha verelim. İkinci saatte tekrar burada olacağız. Efendim kısa aranın hemen sonrasında ikinci saatimize tekrar birlikteliğimize devam ediyoruz. WhatsApp hattımızı hatırlatmıştık. 0552-301-0303'ten mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Deprem gerçeğinden bahsediyoruz evet. Kooperatiflere değiniyoruz. Özellikle İstanbul depremi yaklaşıyor. Ne kadar hazırlıklı? Afyonkarahisar ne kadar hazırlıklı? Kentsel dönüşüme neden ihtiyaç duyuyoruz? Aslında kentsel dönüşüm nedir? Bunların hepsini dinlemiş olduk konuklarımızdan ve ev alırken aslında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Buna da yer vereceğiz. Bu arada gelen mesajlar da var onları da aktarmak istiyorum. Kurtuluş Caddesi ve Ambar yolundaki iş yerlerinin kolonları projeye göre tekrar kontrol edilsin. Kemal Baykara demiş. Her kiracı değiştiğinde projeler değişiyor demişler çünkü. Muhtemelen orada şunu kastetmeye çalışıyor. Şimdi bazı mekanlarda girilen işletmeye yönelik, planlara yönelik ya da projeye yönelik bazı değişiklikler yapıyor.
Muhtemelen Kemal Bey'in kastettiği değişiklik bu. Aslında binaya boya badana dahi yapacaksanız mutlaka ilgili kurumdan, yani belediyelerden, ilçenizin belediyesinden izin almanız lazım. Bu işlev yerine geldi mi bilmiyorum. İlgili idare denetimi yaptı mı, yapmadı mı, o konuda bir fikrim yok ama şikayet olmayınca da bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Hani böyle de bir gerçek var Türkiye gerçeğinde ama şunu belirtmek isterim. Hani böyle bilinçsizce de bina içerisinde oynama yapılması çok mesela zararlı. Mesela şey yapanlar da çok var değil mi? Hanım lafını da kesiyorum. Mesela kendi evim diyorum ben. 10 katlı bir binada oturuyorum. Hiçbir kurumdan izin almadan işte odamın salon duvarımla mutfak salonunu birleştiriyorum, açıyorum, pencere yapıyorum, kırıyorum. Şimdi şöyle, onların projelerinin gerçekten incelenerek yapılması lazım. Şimdi diğer kiracıların ya da ev sahiplerinin bunu şikayet etmesi gerekiyor aslında değil mi? Böyle bir şey yapılması verdiğin lazım. Örneğe destekleyici bir anı anlatayım başımıza gelen. İstanbul'da bir apartmanda işte komşusunuz ziyarete gidiyor yukarıdaki şeye. Bir bakıyor böyle hanımefendi. Diyor ki ya bizim aşağıda burada kolon var. Yukarıdaki dairede yok. Aşağı iniyor ondan sonra ya diyor ki böyle kolon duruyor. Eşiyle paylaşıyor. Yukarıdaki şeyde diyor kolon yok. Dairede binada dairede nasıl olur falan diye sonra şikayet ediliyor vesaire. İlgili ekipler gidiyor denetime. Şimdi arka katta bu bahsettiğim daire gerçekten o dediğim bahsettiğin olayı aşmak için kolona açmış. İşte düşünün. Zarar binaya anında anında riskli karar çıktı. Bina yıkıldı. Bir de buyurun. Yani bu statik yönü yok. Yani şimdi tüm belediyelerde şey yapılırken biliyorsunuz hem statik hem mimari projeler olur. Bu projelerle ilgili yapılacak her tür şey tadilat projesine ihtiyaç duyulur. Yani mutlaka yeni bir ne yapacağınla ilgili proje vereceğim. Bu uygunsa, genel projeye uygunsa onayı alabilirsen yapılır. Yani biz kafamıza göre dairemize herhangi bir duvarı yıkamayız. Yok, değil mi? Yani, ya da mesela ben duvar kiracıyım, değil, mimari bir de olsa çakmıyorum. Yani sadece şey yönünü düşünme. Mesela kolon kesme değil, mimari olarak da yani bu camı alıp başka yere şey yapamın, filan edip başka yerden açamın. Yani yasal olarak öyle Fransız balkonu bile çeviremezsiniz. Yani çok sık karşılaşırız böyle örneklerle. Normal balkonu aşağı kadar indirir. O bir bina cephesini etkiler. Her şeyden mimari etiği falan da aykırı da. Onu da bıraktığımızda yasal olarak da mümkün değil. Suat Bey'in söylediği gibi proje tadilatı vermesi lazım. Her bahsedilen olaydı. Şimdi genellikle Afyon'daki evlerde de vardır. Yani iki tane banyolu ya da tuvaletli evlerin bir tanesi kapanır, kiler olur. Evet. Şimdi normalde bu bile yasal değil de. Hani işte değil. Şikayet yani olmadığı müddetçe kimse de gidip hani bu tarz denetimleri yapmaz. Ülkemizde ya öyle bir yani şikayet edin sonra var. riskli bir bina haline geliyor yani. Ve uygulama yapmasınlar. Hani o dükkanlar özellikle dükkanlar o projeleri değiştirenler genellikle dükkanlardır. Zemin katta o oynamaları yaparlar. Aman ha sakın. Buradan uyaralım. Statik sisteme kesinlikle dokunmasınlar. Öyle duvar yıkma, duvar şey hiç belli bir her şeyin belli hesabı, kriteri vesairesi vardır. Binaya zarar verir ama. Evet. Birden bire de yıkılabilir yani tabii depreme gerek kalmadan da yıkılabilir tabii. Eyvah. Tabii. Yani ona da dikkat edilmesi gerekiyor. Sizleri ilgiyle izliyorum. Sorum iki Şuhutlu hemşerime. Şuhut deprem gerçeğiyle ilgili gözlemleri ve ifade etmek istedikleri var mı? Abdullah Umurhan demişler. Teşekkür ediyoruz biz de kendilerine. Eklemek istedikleriniz var mı? Evet yani Şuhut da tabii ki tüm Afyonkarahisar özelinde gibi. Şuhut da deprem bölgesinin yönelik birinci dereceden riskli bir bölgede ama Şuhut'ta yeni yeni yapılar çok katlılaşmaya başladı. Tabii ki bunun da denetimleri yapılmalı. Eskiye yönelik projelerin de denetimi yapılmalı. Çünkü az katlı yapılarda da görüyoruz zaman zaman şiddeti ne olursa olsun, derinliği ne olursa olsun. Bazen yıkıcı sebeplere alınabiliyor. Bununla ilgili tabii sadece belediyenin değil, Şuhutlu hemşerilerimizin de dile getirmesi lazım. İşte evlerine bakıp eğer herhangi bir riskli bir olayda mutlaka ilgili idareye bilgi vermeleri lazım. Genel bir kentsel dönüşüm projelerine yönelik de bir talepleri vesaireleri varsa mutlaka bunları paylaşmaları gerektiğini düşünüyorum. İletmeleri lazım. Şimdi Şuhut'ta şey çok çoğaldı. Hani eski binaları müteahhide vererek karşı kat karşılığı işte daire alıp yeni bina çoğaldı. Bunlar usulüne uygun yapılıyorsa tabii biz bunu şeyden projesini ya da
şeyini görmeden bir şey demek zor ama büyük ihtimalle yeni yönetmeliklere göre yapıldığı için bunun büyük faydası var. Bu, hani yeni binaların yapılması. Çünkü eski yapılan her yapı 99 öncesi öyle diyelim. Risklidir. Her yapı riskli. Risklidir. Yeni yönetmeliğe yani, göre risklidir bu. Çünkü depremden eski sonra, 99'dan sonra çıktı İstanbul dahil hele buralar falan 4. kuşak diye biliniyordu depremde. Yani pek böyle yönetmelik yok. Her şey daha böyle larş bakılmış şey olmuş. Fazlaca uzunca yıllar hani 100 yıl önce mi ne deprem olmuş. Ondan beri olmamış. 99 ayıktırdı birazcık işte bu deprem gerçeğiyle yüzleştirdi. Onun için 99 öncesi her bina riskli. Yani binan sağlamsa tabii depremin şiddeti de önemli. Depremin işte derinliği önemli. Sarsma boyutu önemli. Zemin. Salınımı önemli yani. Bina iyi olabilir ama güçlü bir deprem olur ya da salınımı farklı bir yönde olursa bunlar da yıkıcı oluyor. Yani sadece bina diye bakmayalım. Sadece Şuhut üzerinde şuna girmek istiyorum aslında. Şuhut'tan ziyade Afyon için de geçerli o. Dedik ki az önce bina bazlı değişimler yaşanıyor diye. Tabii bunlar planlar gereği böyle gerçekleşiyor. Çok öncesinden bilinçli bir şekilde çalıştaylar yapılarak, toplu görüşler alınarak planlar yapılması lazımdı. Önceden bahçeli evlerimiz vardı bizim. Evet. Şimdi caddeler üzerinde dahi olsa bahçeleri, o bahçelerde bitkilerin yetiştiği vesairelerin, işte sebzelerin yetiştiği, özellikle tarım bölgesindeyiz. Evlerde çocukluğumuz geçti bizlerin. Ama şimdi hani Şuhut'a da baktığımızda işte Kurtuluş Caddesi vardır tek Şuhut'un. Oradaki binalar, bina bazlı değişimden dolayı bahçesiz, işte yolu sıfır cepheli, yüksek beton, katlı binalar beton. Oldu. Evet. Şimdi Afyon'da da öyle herkes yeşil yolda yaşamak istiyor baktığımızda. Şimdi İstanbul'da da tam tersi aslında. İnsanlar o ne bileyim Bağdat Caddesi'nden kaçıp bir arka sokağa gidip bahçeli bir evde yaşamak isterler. Bizim burada da tam tersi oluyor. Son zamanlarda arttığı için bunu da ifade etmek istiyorum. Hani sıfır olsun meydanda olsun hani ama şöyle kriter yani bahçeli evlere yönelin. Evet evet hani mutlaka mutlaka planlarımızı yani, yaparken bunları gözlemlemek lazım. Bahçeli. Biz toplum olarak da onlara yönelelim ki idareler de buna uygun plan ve projeler gerçekleştirsin. Biz bütün talepleri böyle rezidanslara, yüksek katlı binalara yaparsak işte sonuçlar da böyle olur maalesef. Kesinlikle. İyi yayınlar diler. Sayın Suat Başkanıma ve konuklarınıza saygılar sunarım demiş Bayram Demir. Şuhut Bozanköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanıymış. Kendilerine bizler de selamlarımızı gönderelim. Selamlar. Selam. Sevgili Başkan Suat Benli abimize verdiği bilgiler için teşekkürler. Sizlere de programımıza başarılar. Dileklerimle demişler. Teşekkür ediyorum. Selam ve sevgiler. Kemer Kayalılar Derneği Başkanı Ömer Ali Akpınar demişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de selamlarımızı gönderelim. Sorularınız varsa da 552-301-0303'ten ulaşabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Ev alırken neye dikkat edeceğiz? Tamam birçok örnek söylediniz. Ve özellikle oturduğumuz evin nasıl sağlam bir zeminde olduğunu ve binamızın ne kadar zemininin sağlamda durduğunu ve dayanıklı olduğunu bileceğiz. Şimdi biz. Ona yönelik şöyle sıkıntılar var. Hani her iki türlü de. Eğer resmi bir idareden bu başvuruyu yapmayı dilerseniz ilgili idare geliyor sizin binanızı inceliyor. Eğer bahsettiğimiz yönetmeliklerin altında bir değerde çıkarsa karot ölçümleriniz ölçümler alınıyor laboratuvara gidiyor. Yıkım kararı çıkıyor 6 ay binanız boşaltılması durumunda kalıyor ama ilk bölümde bahsettiğimiz sıkıntı yaşıyoruz böyle. Binamızı yıkalım ama nasıl yapacağız? Nerede kalacağız? Nasıl yaşamımızı devam ettireceğiz? Buna yönelik şimdi iki türlü bu olayın dışında diğer türlü de mutlaka bir uzmanlardan yardım almasını tavsiye ediyorum ben. Bu işleri yapan meslek insanları var artık özellikle bu son İstanbul depreminden sonra gelip binanızı kontrol eden, gerekirse karotu alıp incelemelerde bulunan ve size rapor sunan bir resmi bu firmalar işin var. Firmalar var. Teknik insanlar, jeofizik mühendisleri, inşaat mühendisleri, mimarların da olduğu işlerinde. Firmadan firmaya göre değişiyor bu olay. Bunlardan mutlaka yardım almaları gerekiyor. Şimdi bunları da böyle konuşurken her şeyde her binada risklidir diye korkutmayalım insanlarımızı. Tabii ki değil ama şimdi, bilelim yani oturduğumuz bina. Mesela ben
Diğer hocalarımız geldiğinde de aynı şeyi söyledim. Ben ambar yolunda oturuyorum dedim. Biliyorsun nerede biliyorum, oturdum. Biliyorum. Acaba sağlam mı değil mi? Biliyorum. Ev sahibimle konuşayım dedim. Hala konuşacağım mesela. Tamam. Ben ama yeni binada burada oturuyorsun. Evet. Şimdi en önemli şey 99 yılından siz az önceki ise yani mutlaka kontrol ettirme gerekiyor. Yani binayı birinden duymaya hani müteahhidine bile sorsanız soruyla değil de bu 99 yılından önce ise zaten o dönemki yönetmelik uygun değil yani. Şu ankiyle tamamen zıt. Ama tamamen de yıkılacağı anlamına gelmez bu. Olası ama bir depremde tabii, yani buna deprem şiddetine göre mutlaka, gelmez. Ama risk daha fazla. Hani evet. Bunu belirtelim. Bunu bilmesi lazım. Mutlaka bir uzmanlardan yardım alınması lazım. Hani her çatlağa da binamız geliyor, yıkılacak. Çünkü öyle şeyler de görüyoruz. Evet, şimdi evet. Korozyona uğruyor, çok hafif. İşte çatlak sıva çatlaklıkları var. Yani evet, hani her çatlak riskli binadır anlamına gelmez. Lazım. Önemli olan statik yerlerde böyle taşıyıcı sistem dediğimiz yerlerde büyük korozyonların ve çatlaklıkların meydana gelmemesi. Ana prensibimiz. Ama diğer yerlerde de hani boya çatlağı da olabilir bu. Çünkü zamanla tamam. Binanın hafif sallanması. Şimdi her depremde her bina hafif sallanır. Evet. Bunu biz belli zamanlarda hissederiz. Belli zamanlarda hissetmeyiz. Bu aslında çok kötü bir şey de değil. Hani. Biz tedbirimizi alalım. Olacak. Tedbir bizden evet, takdir Allah'tan alalım, hep söylüyoruz. Takdir Allah'tan olsun. Evet. Tamam, kadere inanıyoruz bizler de ama hani aynen. Benim evim böyle. Ben bir şey yapamam. Yani sonunda ölüm varsa da öleceğiz demek de gerekli tabii, değil tabii, açıkçası. Tabii. Tedbirimizi almamız gerekiyor. Ev içerisinde de yapacağımız uygulamalarla hep söylüyoruz. Depreme bizlerin bir an önce hazırlıklı olması tabii, lazım. Çağ değişti. Yani şimdi evet. Bir de olanaklar çok arttı. Yani insanların bu işleri yapabilme olanağı da arttı. Yani eskiden bayağı zordu hani düşün ki hele böyle küçük Anadolu yerlerinde hani böyle yaptırma, kontrol etme, baktırma vesaire. Şimdi öyle değil. Her ilçede bile çok rahat böyle bunları belirleyebilecek kurumlar ya da işte firmalar şeyler var. Buralardan destek alarak, yardım ederek hani belediye yönü Halis'in dediği gibi şu yönüyle sakıncalı, mutlaka resmi kurum yaparsa mühürlüyor. Yani o eğer şeye çok değerlerin altında çıkarsa hani tabii. Çok doğrusuna bakarsan benim nezdimde ben de mesela resmi kurumlara yaptırma taraftarıyım. Tabii. Yani neyse bilinsin, kilitleniyorsa kilitleyeceksin. Zaten şeye benziyor, buna yıkılacak bir binayı şimdi özel birine yaptırınca çıkacaksın mı, çıkmayacaksın o an. Gene aynı şeyi yaşamış oluyorsun. Onun için resmi olsun, zorunlu olsun millet. Yoksa bu başka türlü de biraz bizim insanlarımızın biraz şeyine bırakırsak o da zor yani. Tabii. Çünkü ilk başta bir anlattık. Herkes böyle bakmıyor yani. Allah'tan diyor, bakarız diyor. İşte benim de diyor. Söylediğim gibi herhalde kaderimiz farklı yönden bakan da var. Yani, yani bir danışan... sırf ölüm diye bakmayacağız biz bir de. Evet, yani evet. Demin bir şey anlattık. Sadece ölmeden korkma için bu işleri düşünmeyeceğiz. Genel yaşam için. Yoksa hani binan sağlam olabilir ama o an depremin olduğu saatte neredesin? Nerede olacaksın? Yani, yani şeyi, evet sonuçta ölüm olacak yani, olduktan sonra herhangi tabii, bir şeyle başka bir yerde iki olursun, AVM'de olursun, ihmal başka bir binada olursun o an. Yani bizim burada öyle bakmayıp bunu genel bunu bir görev gibi görmemiz lazım. Mesela sigorta bakıyorsun, benim gözlemim mesela birçok arabanın Türkiye anlamında konuşuyorum sigortası yok. Kasko yaptırmıyor, niye masraf diye. Ne bileyim ev bizde mesela DASK geçenlerde resmi bir açıklama oldu. Oldukça filanca düşük. Milyon DASK yaptırmamış. Oldukça yani düşük. Biraz mesuliyet almak, biraz kurallara, şeylere uymak lazım. Bunlar büyük para değil. Onu da diyeyim yani en böyle yetersiz şeyi ücreti alan bile yaptırabilir. Bir DASK dediğin yıllık 250 lira, 300 lira. Ama şöyle bakış açılarında bile karşılaşıyoruz zaman zaman. Bir danışan binamızın evine bakar mısınız diye gelmişti bir arkadaşıma. Şimdi bakış açısı şu, eğer diyor riskli çıkarsa ben diyor evden taşınacağım, binayı kiraya vereceğim. Şimdi hani sen kurtulacaksın kiracı şeyi çekecek. Nasıl yani, bir mantık işte. Biz hep başımızda şey geliyor hani dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Biz kendi bilincimizi değiştirmemiz lazım. Kesinlikle. Bakış açımızı, bilincimizi biraz mesuliyet almalı insanlarda. Her şeyi bir yerden beklemek yerine kurala, usule uyarak gitsek
çok beklenti şey de yapabilir. Yani önce. Evet dediğiniz gibi başkasından bir yerlerden evet tabii ki destek alalım ama birazcık da kendi kendimize bir şeyleri yapalım, sorgulayalım, öğrenelim, evet, soralım. Bunu yapmamız gerekiyor açıkçası. Yani kesinlikle. Biz biraz daha geri zaten planda kalıyoruz. Kurallara uysak bu sıkıntı şeyleri olmayacak. Konuşmayacağız. Evet. İşte ne evine baktırma ihtiyacı kalacak, ne falan kalacak, ne kontrol yaptırma ihtiyacı duyacak. Çünkü tüm kurallara uymuşsun yaptırırken komutu. Bizde problem orada. Herkes mesela bir daire fazla olsun diye uğraşıyor. Diyelim işte şu kadar lira daha düşük olsun maliyet diye bakıyor. Böyle baktı mı işte bunun sonu kaçınılmaz hüsran. Peki efendim şimdi şeye geçeceğiz. Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği'ne de bir geçelim istiyorum ben. Ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi İstanbul depremi yaklaşıyor dedik ama sen orada yaşayan birisi olarak sormak istiyorum özellikle. Ve yönetimindesin de yine Mimarlar Odası'nın da. Son durum nedir? Mesela biz şeyi çok duyuyoruz. İşte depreme hazırlık aşaması çok yoğun bir şekilde yaşanıyor diye. Ya. Sürekli bunu duyuyoruz basından da. Tabii özellikle nasıl? Eylül'den sonra bu işler birazcık daha hızlandı. Yani hatta Cuma günü bir bakanların, hani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve 39 ilçe belediye başkanının katıldığı bir toplantı yapıldı bununla ilgili. Şimdi detaylar henüz netleştirmediği için farklı bilgi vermek istemiyorum tamam, burada. Peki. Buna yönelik son zamanlarda bir kıpırdama var. Aha. Ama bunun daha öncesinde yapılması gerekiyordu. Çünkü tüm bilim insanları diyor ki, hani jeofizik mühendisleri vardı, Profesör Doktor Naci Gürer, hatta da son Eylül'den sonra birazcık daha yer bulmaya başladı. İşte deprem olacak, deprem olacak diye. Halbuki o son programda olduğu için, kendi ifade ettiği için böyle buradan da net olarak ifade ediyorum. Hani bir an böyle tüm medya Naci Hoca'nın üzerine gitti. Hani depremi bildi, nasıl bildi, nasıl oldu vesaire diye. Şimdi Elazığ ve Malatya arasında Sivrice'de olacak tabii, dedi. Ne oldu? Oldu. Şimdi Maraş'ta diyor bekleniyor. Ya, orası kırılması gerekiyor diyor. Ama olacak. Şu an İstanbul'da diyor. Sadece Naci Hoca değil bunu. Naci Hoca da kendi söylüyor. Tüm bilim insanları söylüyor. Evet, tüm yer bilimciler söylüyor. Evet, evet. İşte sivil toplum kuruluşları söylüyor. Mimarlar Odası söylüyor. İşte İnşaat Mühendisleri Odası söylüyor. Önemli olan bunları dikkate alıp bunlara yönelik bir plan, proje, revizyon gerçekleştirmek. Yani şu an tabii ki bunların dönüşümüne yönelik bir çalışma gerçekleşiyor. Şu sıralarda daha da hızlandı. Özellikle bu az önce bahsettik 72 saatten sonra yaşanan süreç gerçekten önemli. İstanbul depremi olduktan sonra İlk buna yönelik deprem toplanma alanları belirlendi İstanbul'da. Geçtiğimiz ay içerisinde Büyükşehir Belediyesi ilan etti bunları. Ama afette hani deprem sormaya yönelik bilinçli çalışmalar devam ediyor. Şimdi sıra şeye geldi. Deprem süresince işte nasıl binaları dönüştürürüz? Şu an onların çalışmaları yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bununla ilgili geçtiğimiz ay içerisinde yine büyük akademisyenlerinin, bilim insanlarının gerçekleştirmiş olduğu, katıldığı bir çalıştay gerçekleştirdi. Burada hani akademisyenler, bilim insanları, halk da katıldı belli kesimler. Bunların sonuçları şu an ortaya çıktı. Bunlara yönelik ne tür projeler hazırlanır? Nasıl önlemler alınabiliriz? Bunların tartışılması ve bir an önce hayata geçirilmesi planlanıyor. Mesela sürekli tartışılan konu da acil toplanma alanları yeterli mi, değil mi? İşte otoparklar tabii ya da alışveriş merkezleri yapıldı mı? Acil toplanma alanlarının bulunduğu yere ya da işte bir okul binasına kadar güvenli acil toplanma alanı olarak hep bunlar sürekli hala tartışılıyor. Değil ama bunları da tartışmamız lazım. Zamanında acil toplanma yerlerini bir gazeteye imar planı değiştirerek tahsis edildi. Oraya gazete binası yapıldı deprem toplanma alanına. Şimdi İstanbul'da deprem toplanma alanlarına AVM'ler yapıldı. Evet. Şimdi bu bakış açısından farklı bir bakış açısına yönelmeye çalışılıyor şu an İstanbul'da. Bir an önce bunun nasıl hayata geçeceği olur. Evet. Ama şimdi zaman ve şey de kalmadı. Şimdi geçtiğimiz yani her an olabilir bir de bilmiyoruz. Her an da olabilir ama o AVM'ler eğer deprem toplanma alanı olarak kalsaydı şu an yeni deprem toplanma alanları aranmayacaktı. Evet. Şimdi okul bahçeleri deprem toplanma alanı olarak ilan ediliyor. Şimdi olabilir mi? Olabilir mi? Evet. Şimdi deprem toplanma alanı sadece böyle açık park alanları değildir ya da boş içerisine orada deprem toplanma alanında gelen insanın yaşam ihtiyacını karşılayabilecek doneler koyman lazım. Rahat gelebileceği. Tabii mi? İşte yani. Barınma ihtiyacını koyacaksın oraya. Suyu koyacaksın. İşte çadırları koyacaksın. İşte tuvalet ihtiyacını karşılayacaksın o insanların.
Bunların hepsi şey var. Yani okul bahçesinde nasıl olacak? Ambulans gelebilir, çıkabilir, ne kadar tabii güvenli? Şu an o gündemde, Allah göstermesin diyoruz. Hani bunlar planlanmadan, bu dönüşüm sağlanmadan Allah deprem göstermesin. Hı-hı. Çünkü gerçekten ilk 72 saatte depremden daha çok zarar verecek. Yıkılan binalardan daha çok zarar verecek İstanbul'da hayatta kalanlar. Şeyi göstermişler mesela, yine aynı şekilde işte bir park alanına, toplanma alanı diye belirtilmiş, söylenmiş. Park alanına baktığınız zaman karşısında yüksek yüksek binalar iki tarafında da. Bir tek girişi var park alanının ve çok küçük bir yer. Yani tabii, park derken çocuk parkından bahsediyorum. Park alanı dediğim kısım da bu. Çocuk parkı ama orası acil toplanma alanı diye mesela işte, tabelalanmış. Ama maalesef İstanbul'da artık öyle bir alana geldi ki, hı-hı, İstanbul'da yeşil alanın oldukça azaldı ki geçtiğimiz yıllara nazaran. Şimdi yok. Mecburen alan yok. Hani alan yok. Yapılabilecek ya tek çözüm yolu olduğu şimdi için. Özellikle merkezi şeylerde, ilçelerde diyeyim. Yani ne yaparsa yer kalmadı çok yani. Zor. Kalmadı. Tabii. Şimdi Şişli'yi düşünün. Ne alan bulabilirsin, ne okul bahçesi bulman zor yani. Onun için diyoruz bina bazlı değişimler kentsel dönüşümler değildir. Kentsel dönüşümlerde bu toplama alanlarının, işte parkların, her şeyin yeri belli olur. Peki efendim, devam edeceğiz sohbetimize. Kısa bir ara daha verelim. Son bölümde tekrar buradayız. Efendim, kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimize artık son bölümümüze devam ediyoruz. Konuklarımızla aslında ülkedeki kentsel dönüşüme neden ihtiyaç duyuyoruz, kentsel dönüşüm neden gerekli, deprem gerçeğinden bahsettik, ev alırken nelere dikkat edeceğiz, binalarımızın hasarlı olup olmadığını nereden bileceğiz, bunların hepsini danışmış olduk aslında. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar sevgili Anıl Halis Akar bizimle birlikte dedik. Ve ayrıca Konut Birlik Genel Başkanı, Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı da Suat Benli bizimle birlikte demiştik. Sohbetimize devam edelim son bölümde de istiyorum. Birçok konudan aslında bahsettik. Herkesin aslında merak ettiği, herkesin aslında eleştirdiği ama bir türlü de imkanları mı sağlayamıyoruz artık bilmiyorum ama birazcık da böyle göz ardı ettiğimiz birçok şeyden bahsetmiş olduk. Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği ne zaman kuruldu? Kaç üyesi var? Derneğin amacı ve faaliyetlerini de bir dinlemek isteriz sizden Suat Bey. Evet, Şuhut Kültür Dayanışma Derneği 2006 öncesi daha önce kurulmuş, 2006'dan önce kapanmış. Ahmet Kılıcı Arslan diye bir hemşerimiz tarafından, orman mühendisi, 2010 yılında kurulmuş. 2016 yılında da biz yönetime geldik. Halis, böyle genç Halis gibi genç arkadaşları aldık. Çok güzel. O günden belli tabii, ilk hatta burada biz geldik yönetim olarak. Basın toplantısı yaptık Afyon basınıyla. Hem tanışma şeyi oldu, hem yapacaklarımızı işte uzun vade, kısa vade diye birkaç bölümde anlattık. En önemli şey bizim Afyon'da şeyimiz çok, bağımız kuvvetli. Genelde İstanbul'da 15'e yakın hemşeri derneği var ama pek Afyon'la bağları yok. İstanbul'da tamam kurmuşlar, hemşerilerle buluşuyorlar. Bir de bu bizim açımızdan da eleştiri. Dernekler arası bir dayanışma, birlik, beraberlik yok. Bu en büyük şeyimiz bu. Yani bu olsa gerçekten İstanbul'da çok şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Bu eksiklik nedeniyle hani biz çok kez bir MADEF diye bir şeyimiz var, federasyon var. Tam bir şey de değiliz ama yani tam bizler çok böyle girişimde bulunmamıza rağmen istediğimiz şeyi alamadık. Ama biz özellikle kültür ve etkinlik şeyiyle en böyle aktif bir derneğiz İstanbul'da. Bizim işte bir özelliğimiz de ilçe ve ilimizde de çok kuvvetli bağlarımız çok var. Güzel. Mesela mutlaka ben başkan olarak birkaç da arkadaşım hangisi uygunsa ayda bir kez gelirim 2-3 gün. Afyon ve ilçemizde ziyaretlerde bulunuruz. Fikir alışveriş, yani yapmamız gerekeni sorarız. Ya da biz hani öneri götürürüz belediye başkanına, kaymakama. Bu nedenle dernek olarak yani yaklaşık 3 yıldır falan büyük bir faaliyet içindeyiz.
Yani eski oranla çok ciddi çalışmalar yaptık. En baş şeyi Şuhurt Ekin Dergisi diye. Ona bir değinelim mi? Evet, derneğin çıkarmış olduğu bir dergi. İşte göreve geldikten sonra 16 yıldır çıkmıyormuş. Daha önce çıkmış bu. Ama sonra işte belli nedenlerle, mali olsun, şey olsun, çıkmamış. Biz bunu dedik ki tekrar çıkaracağız. Ya işte zor olur dedik, her zorluğa karşı yapalım. Bir alabilir miyim? Hani burada onu? Evet, bunu hani şöyle size de takdim edelim. Hatta yönetmen arkadaşımdan da rica edelim. Şöyle gösterebilirsek hangi... Evet. Ramazan Bey'i göstereyim. Dernekler arasında tek dergi çıkaran derneğe sahibiz. Çok İstanbul güzel. Afyon Dernekleri arasında baz aldığımızda özellikle. Şöyle çevireyim kültür mi? Ve kültürel faaliyetler arasında ön sıralardayız. Evet. Neler var dergi içerisinde? Dergide her tür köşe yazısı var. Afyon'dan, ilçemizden haberler var. Teknik yazılar var. Böyle köşe yazıları var. Önemli hocaların, önemli şeylerin yaptığı. Hani Şuhut'un tanıtımını her tür şey var yani. Bilgiler de yer alıyor. İşte belli Afyonca şeyler, sözlük var. Çok güzel. Vesaire. Mesela ben açtım kuruluşundan bugüne Şuhut Belediye Başkanları. Tabii. Evet. Kaç? 1906 ve 1909'dan başlıyor. Tabii. Şöyle fotoğrafları, isimleri. Evet. Şimdi bu dergiyi bizim yönetim kurulu üyesi, şu an ikinci başkan Halis Genel Sekreterimiz, Tarık Özaşkın isimli yazar ve edebiyatçı, araştırmacı bir arkadaşımız var. Ben işte göreve gelince bu elinde bulunan bir projeyi anlattı. Yaklaşık 4 yıllık bir çalışma ürünü, Zafer Yolu Kurtuluş Savaşı'nda Şuhut diye bir kitap yazdım ben dedi, hazır. Ama çok dedi güzel. Bir türlü şey yapamadık, hayata geçiremedik. Dedim hemen basalım. Nasıl olacak? Şudur budur. Teknik şeylerini tamamladık. Bu kitabı yaklaşık 3 ay içinde o dönemde, 2016'da çıktı bu. Kurtuluş Savaşı'nda Şuhut diye. Onu da alabilirim. Bunu da güzel. Hani büyük taarruzun başladığı, Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar diyoruz. O dönemi anlatan bir şey. Cumhuriyet'in kazanıldığı... Tarık Bey'in büyük emeği var. Nasıl? Eski Başkan Musa Bey'in var. Ben biraz hazıra konmuş oldum bunda. Evet. Son dönemlerinde hani benim tamam dedim, basalım dedim. Büyük bir şeyle bunu bastık. Tam da bu da şeyle gösteriyor aslında haritayla. Bu da Şuhut'un ilk basılı bir gerçeği, öyle diyelim. Daha önce hiç Şuhut'la ilgili bir kitap olmamış. Bundan sonra işte yeni Şuhut Belediyesi bastı bir Şuhut'un tarihi diye. O çok büyük bir kitap, böyle 1000 sayfalık falan. Şimdi biz dernek olarak işte çok böyle etkinlikler yapıyoruz. 11 Ocak'ta çok geniş katılımlı, Sayın Bakanımızın da katıldığı bir gece düzenledik. Evet. 500'ün üzerinde bir üye katılımı oldu. Ama ciddi bir programdı. Çok böyle lüks, eğlenceli, konuşmalı, her tür şey vardı yöresel diyeyim. Bu dernek şeyinde tabii en önemli şey bu kitaptı bizim için. Bu kitabı biz tabii yurt çapında bir dağıtımını istedik. Sayın Bakanımızdan destek istedik. Dedik yani bunu Kültür Bakanlığı'na verip derneğimize bir bina sağlayalım. Kirada İstanbul gibi yerde zor oluyor. Bir de üye aidatları toplama zor. Bizim biraz hemşeriler bu vesileyle gene hem teşekkür edelim ama biraz şeyler hani destek konusunda çok şeyler hani biraz daha katkıda tabii evet, evet. Yani hayır şey de güzel, mesela etkinlik istiyor da bu etkinlik nasıl olur evet, bilmiyor evet, yani evet. Bu konuda ama elden geldiğince biz işte zor şartlara rağmen yürütüyoruz, yürütmeye çalışıyoruz. Bu arada Sayın Bakanımıza da teşekkür edelim. Hani Profesör Doktor Veysel Eroğlu'na bizlere çok destekleri oluyor İstanbul'da özellikle bu tarz konularda. Hani Şuhut Belediye Başkanımız Recep Bozkurt'un ve Kaymakamımız da keza öyle. Her türlü talebimize ve sürekli işbirliği halinde çalışıyoruz. Çok güzel. İl Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Eroğlu. Sürekli işbirliği halinde Şuhut'a kültürel katkımız ne olur? Neler nasıl gelişebiliriz? Hem derneğimizi nasıl geliştirebiliriz? Hem Şuhut'a bizim katkımız ne olabilir? Sürekli istişare halinde bunları paylaşıyoruz. Ve bir kez daha huzurlarınıza teşekkür edelim. Ayrıca yerel basına da teşekkür etmek istiyorum ben sizlerin nezdinde.
Sürekli aktivitelerimizi basına, kamuoyuna duyuruyorlar. Sağ olsunlar, yani sizler de yazılı, görsel, radyoya, tüm gazete, basın emekçilerine ve yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyoruz bir kez daha. Kaç üyemiz var? Peki, şimdi şöyle, yaklaşık 330 tane üyemiz var. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bunu hani dernek yönetiminde de bazen şeyde karşı karşıya kaldık eski yönetimlerle bir kongrede. Şimdi bakanlık yeni bir yönetmelik yayınladı. Kooperatif dernek üyelerinin bazı bilgileri alınıp o bilgiler Derbis denen bir bilgisayar sistemi var. Buraya giriyorsunuz. Hani öyle sadece karar defterine yazmak yetmiyor. O bilgileri alabildiğimiz üyeleri kabul ediyor, resmi üye diye şey. Mesela resmi biz o 330'un tamamını sağlayamadık. Mesela ana adı, baba adı filan diyor. Ulaşıyoruz, tamam vereyim diyor falan. Ama aktif yani 330'un üzerinde üyemiz var. Bizim buradaki en büyük şeyimiz işte bu etkinlikler yapmanın yanı sıra biz buradaki diyaloglarımızı çok canlı ve şey tutmaya çalışıyoruz. Afyon ve Şuhut'la ilgili. Mesela Halis dedi, teşekkür ederim. Şuhut Belediye Başkanı bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Derneğimizin tüm etkinliklerine katıldı. İzmir'de dahi yaptık, katıldı. İstanbul'da yaptık, katıldı. Ankara'da yaptık, katıldı. Çok etkinlik yaptık. Bu kitap tanıtımı için biz çok böyle bölge gezdik. Kitabı tanıtmak için hemen hemen her şeyimize katıldı. Yeni kaymakamımız müthiş bir destek veriyor. Bırakın bunu, Şuhut'la ilgili her tür projede biz de kaymakama destek veriyor. En azından bize fikir soruyor. Yani bunu yapsak nasıl olur diye. El birliğiyle biz de gücümüz ölçüsünde tüm üyelerle bu hem belediye başkanımızın hem kaymakamın yanında arkasında yer alıp el birliğiyle ortaklaşa çalışıyoruz. Tabii Halis de dedi, en büyük tabii pay Sayın Bakanımıza. O gerçekten çok böyle şeyler dediğimse laflar yani az gelir. Hem bu kitap tanıtımında hem manevi hamilikte hem böyle her tür sorunumuzda her tür şeyimizde yanımızda yer aldı. Hiçbir zaman şey yapmadı. Bu son yemeğimize katıldı. Yaklaşık toplantı bitene kadar ayrılmadı. Kaldı. 4 saatin üzerinde bizle hemşerileriyle beraber oldu. Tek tek masaları gezdi, dinledi, konuştu, şey yaptı. Ve hatta onun önerileriyle orada tüm katılımcıların telefonlarını aldık. Dernek olarak bunları bir liste yaptık. Bir WhatsApp grubu kurduk, haberleşme olarak Sayın Bakan, Belediye Başkanı, Kaymakam da bu grubun içinde. Çok güzel. Her şeyi anında birbirimize iletebiliyoruz. Bu bürokratik ağ bir nevi böyle çözmüş çok iyi, olduk biz. Şeyi, bir de mesela eskiye oranla hani böyle birkaç hizmetimizi şey yaparsak, her yıl tüm bayramlarda, Ramazan ve kurban olmak üzere Şuhut'ta bayramlaşma töreni yapıyoruz. Resmi böyle bildiğiniz tören yapıyoruz. Yaklaşık hem Şuhutlu hemşerilerimizi hem İstanbul'dan Şuhut'a bayramda gelmişleri toplayarak. Hani buraya bir virgül koyalım mı? Bu gerçekten önemli çünkü sevgili başkan. Çünkü İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den Şuhut'un ve Afyon'un dışında yaşayan çok hemşerimiz var. Onlarla işte herkes tabii ailesiyle bayramlaşıyor, akrabalarıyla bayramlaşıyor ama toplu bayramlaşma törenlerinde bizim ayağımız da orada uzun yıllar görmediği insanlar birbirini görüyor. Bu tarz geleneksel bayramlaşma törenleri bizler için önemli. Orada insanların mutlu olmasını görünce bizler de mutlu oluyoruz bu tarz işlemlere vesile olduğumuz için. Hani bu gelenekselliğimizi kaybetmediğimiz için de hani genç kuşaklara da bu şekilde bir nevi hani çünkü aynı İstanbul'da yaşıyor, birbirini görmüyor. Hani çoğu zaman öyle hemşerilerimiz de var. Hani bizlerin etkinliğiyle buluşuyor. İşte Şuhut tarihini bilmiyor. Şuhut'a yönelik faaliyetlerden tabii hani iş yoğunluğu vesaire günlük yaşam şartları çok fazla bilgi sahibi değil. Bu tarz etkinliklerle bir nevi Şuhut'u da tanımış oluyoruz. Basına,
Aris gene değinmişti. Yaklaşık iki kez, üç kez ben basın toplantısı yaptım burada. Çalışmalarımızı bir yıl sonra bir yaptım. Göreve geldikten sonra. Üçüncü yıl tekrar yaptım. Her yıl yani bir basın toplantısı yaptık. Keşkekli, bükmeli basını çağırdık. Onlara anlattık. Onlardan fikir aldık. Evet. Burada tabii Afyon basını özellikle bizim derneğimize sağ olsun. Çok minnettarız. Böyle bir destek ve şey yapıyorlar. Ben hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Münire Burcu Hanım var. İletişim Başkanı. Bunlar çok büyük yardım var. Afyon Valisi, Afyon Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi Başkanı. Ben bunların hepsini biz derneği olarak ziyaret ettik. Çalışmalarımızı anlattık. Tümünden olumlu, güzel hareket, tavır ve destek aldık. Zaten bakanımıza anlatmıştım. Hemen hemen tüm siyasi partileri gezdik. Çok kısa onu burada dememde fayda var. Şimdi genelde böyle şey bakıyorlar, biz hiçbir zaten dernekler siyaset yapmaz. Evet. Çünkü üyeleri her görüşten üyesi var. Dolayısıyla biz siyasetten şeyden uzak ama Afyon'da hizmet eden, Afyon'a, ilçelerine her neyse Afyon'umuzu geliştiren her insanı destekleriz. Görüşü ne olursa olsun. Bizim bu dönemde mesela bakanımız var. Biz bunun bir sürü şey kazandırdı. Yanında desteğinde oluruz. Bunu yadırgamayacağız. Yani, evet. Belediye başkanlarımız çok büyük. Şimdi şuhut için diyelim. Yani diyorum ya en ufacık her tür şeyimizde yanımızda bitiyor. Yani bunu niye biz şeye sahiplenmeyelim? Niye destek vermeyelim? Çalışan her insanın yanındayız. Özü bu. Evet. Ve bunları da her zaman sahipleniriz. Çünkü bizim tek şeyimiz var. Her şey şuhut, her şey Afyon için. Buna yönelik de bu sevgi yılı ilan edildi. Evet. Geçtiğimiz haftalarda hatta bir kampanya da vardı. Sayın Bakan'ın önderliğinde bununla yönelik de bir çalışmamız var. Hani her şey şuhut, her şey Afyon için sevgi yılına yönelik de projeler ve destekler sağlıyoruz. Yeni yeni oluşacak projeler de var, hala hazırda. Tabii. Oo, çok güzel. Mesela peki, burada büyük bir böyle şey düşünüyoruz. Başarabilirsek gene bu basınla falan bu sevgi yılı nedeniyle burada da böyle bir gece gibi düşünüyoruz. Gibi. İnsanları kaynaştıran, birleştiren, dayanışmayı güçlendiren böyle bir şey düşünüyoruz, gece düşünüyoruz. Peki şimdi İstanbul'da Afyonlular ve Şuhutlular yeterince tanınıyor mu? Anıl, maalesef tanınmıyor. Tanınmıyor mu efendim? İlk girişte bahsettim. Tabii genelde büyük şehirlerde biliyorsunuz adetle ölçülüyor insanlar. Yani çok affedersiniz kafa sayısıyla işte diyelim 50 bin kişi var. Hani bunlardan ne olur diyor. Sivaslı 2 milyon var diyor. Filanlı 1 milyon var diyor. Böyle bakıldığı da oluyor. Yöneticiler açısından konuşuyorum bunu. Bir de bizim demin anlattığım gibi dernekler arası birlik, beraberlik, dayanışma olmadığı için tam böyle gücümüzü hissettiremiyoruz da. Yani güçlü bir şey birliktelik kursak gerçekten aslında ben mesela bu yemekte biz gördük. Müthiş bürokratlar var Afyonlu. Evet. Tanıyınca şaşırıyorum. Hemen hemen her görevde o kadar güzel görevlerde hakimler, savcılar, kaymakamlar o bir dönemde bir, yani tesadüf şey oldu. Malkara kaymakamı Afyonlu filan kaymakamı Afyonlu. İstanbul'a yemeğe geldiler. Yani çok böyle şey var. Ama birlikte şey olamıyoruz. Biz işte bir nebze böyle işte yeni bu kaç senedir çok ciddi böyle araştırarak, şey yaparak, çağırarak iş adamlarımız mesela bunda atlamayayım. Yani iş adamlarından gördüğümüz desteği ki daha önce biraz derneğe soğuk bakıyorlarmış. Neden bilmiyoruz. İş adamı da böyle şey değil yani. Bayağı İstanbul'da söz sahibi. Eski sanayi odası başkan yardımcısı. Mesela Afyon Balçıksarlı. Büyük bir iş adamı. Böyle çok iş adamımız var. Yaklaşık 15'e yakın. Her biri derneğe bizden sonra bu şeyi görünce faaliyetleri, bu tarafsızlığımızı,
sadece hemşeri şey dayanışması için çabaladığımızı görünce çok büyük onlardan da destek aldık. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Her tür şeyimize gelirler, destek verirler. Yani bunlar önemli. Bunları sağlamak önemli. Biz de hiçbir zaman onlara gideriz, sorarız. Bir talebiniz, isteğiniz var mı? Ne yapalım, nasıl yapalım? Yol verin, yol gösterin. Her tür şeye de açığız mesela. Tabii, onu derim. Kesinlikle. Yani eleştiriyi çok severim. Haksız ve şey olmadıkça, itham olmadıkça. Çünkü bunlar bizi geliştirir. Yani ne kadar iyi eleştiri, ne kadar çok eleştiri olursa o kadar yolumuz daha düzgün olur. Bunun için çabalıyoruz. Bunun için de gerçekten büyük emek şey yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bir de dernekçilik gönüllülük esasına dayanır ve karşılıksız hizmet demektir. Yani bizim de tek işte şeyimiz, sevdamız, Afyon, Şuhut işte bunlara çabalıyoruz. Özüne dönecek olursak sorunun, hayatında başarılı olmuş Afyonlu ve Şuhutlu bir kesim var. Bürokrat, işte iş adamı, çok hakim, savcı, doktor vesaire. Ama bunlar işte Afyon ve Şuhut çatısı altında birleşmesinde bir sıkıntı. Benim bildiğim ondan fazla profesör var. Daha da fazla akademik çevrede de var ama diğer illerin dernekleri gibi bir kaynaşmayı şu anlama kadar sağlayamadık. Ama bizim tek gayemiz ve amacımız o. Sadece Şuhut'ta değil, hani biz bunu derneğimizin tüzüğünde de var. Tüm Afyon içerisindeki bütün ilçelerimizi kapsayan tüm hemşerilerimizle bir kaynaşma, birleşme ve birbirimizi tanıma gayesi içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunu başardığımızda zaten hani dernek güzel bir şekilde de ilerliyoruz. Tabii tabii zaten. Kesinlikle. Yani olumlu şeyler alıyoruz ama tam noktasında değiliz. Hani bunu başardık, gerçekleştirdik diyemeyiz. Çünkü onlarca Şuhutlu, binlerce Afyonlu var. Bir anda bunları toplanması güç ama şu 3-4 yılda kat ettiğimiz mesafe ciddi derecede bir önem arz ediyor. İlerleyen yıllarda tabii ki büyüklerimizin önderliğinde bu olayı tamamlayacağımızı düşünüyorum. Ben. İnşallah en kısa sürede çözülür. Her şey güzel bir şekilde ilerler. İnşallah, İlerliyor inşallah. Daha da iyi ilerler i̇nşallah, diye düşünüyorum. Inşallah. Peki şimdi son bir 5 dakikamız içerisine girdik. Ben genel bir değerlendirme rica edeceğim. Son sözlerinizi alacağım. Müsaadenle Suat Bey'le tabii. Başlayalım o vallahi zaman. Son olarak Pınar Hanım, öncelikle teşekkür ederim. Bizlere bu olanağı sağladınız. Kendimizi ifade ettik. Derneğimizi kısa da olsa tanıttık. Bahsettiğiniz gibi kooperatifçilik ya da işte depremle ilgili konut alımı ile ilgili fikirlerimizi beyan ettik. Biz tabii arzu ediyoruz her zaman böyle bizler hemşerilerimize bazı şeylerimizi iletebilelim. Bunun şeyi de sizlerden geçiyor. Siz buna bir ön ayak oldunuz. Ben her şey için çok teşekkür ediyorum. Sağ ben olun, çok var olun. Teşekkür ediyorum. Çünkü iyi bir bilgilendirme oldu diye de düşünüyorum. Şimdi deprem gerçeğinden hep bahsediyoruz. Önemli olan kısımlar vardı tabii ki. Hep bahsediyoruz. Her gelen konuğumuzla da bunu konuşuyoruz. Özellikle binalarda neye dikkat etmemiz gerekiyor? Kentsel dönüşümde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Aslında evlerimiz güvenli mi değil mi? Bunların hepsini bilinçlendirme adına programlarımda yer vermeye gayret ediyorum. O yüzden kırmayıp geldiniz. Ben de ayrıca teşekkür ediyorum sizlere. Anıl'cığım senden de son sözlerini rica edeceğim. Şöyle bir genel toparlama yapacak olursak tabii, özellikle. Ben de teşekkür ediyorum. Öncelikle kutluyorum seni depreme verdiğin önemden dolayı. Çünkü geçtiğimiz haftada takip ettiğim işte AFAD İl Müdürümüz buradaydı. Sizler böyle gündemde tuttuğunuz sürece bu işi bir şekilde toplum bilincinde daha fazla artırarak bir sonuca varacağımız düşüncesindeyim. Genel olarak zaten söylenecekleri bir şekilde söyledik. Araştırıp bilinçli bir şekilde bu deprem gerçeğini kabul edip yaşayıp ne tür önlemler almamız gerektiği konusunda. Vatandaş olarak üzerimize göre düşüyor çünkü. Evet, bunları bir şekilde öğrenip hayatımızı buna göre devam ettirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bizlere ayırdığınız süre için de çok teşekkür ediyorum. Mega Birlik ailesine, siz değerli çalışanlara, dernek faaliyetlerimize de vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Aslında birçok konudan da bahsetmiş olduk bu arada da. Bu yoğunlukta vakit ayırdığınız için özellikle ben çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. İnşallah kısa sürede tekrar bekliyor olacağız. Biz her zaman çağırdığınız sürece emrinizdeyiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim artık bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel ve keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Yarın bir kez daha aynı saatlerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.